Sevgili izleyiciler, sahipsiz mikrofondan hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Yine her hafta olduğu gibi saatlerimiz 21'i gösterdiğinde sahipsiz mikrofonda sizlerle birlikteyiz. Bugün bu kentin yani Van şehrimizin çok önemli sivil toplum örgütleri başkanları, bir başka deyimle önemli dinamikleri konuğumuz değerli izleyiciler. Ben konuklarımızı tanıtmadan önce Van'ın birçok meselesini aslında az sonra konuklarımızın dilinden öğreneceğiz. Biz Van'ın sorunları nelerdir dediğimizde belki böyle bir farklı bir söylem Van'ın sorunları diye yaklaşırken aslında bu sorunun altında binlerce belki kitap yatar. Dolayısıyla saatlerce konuşulması gereken meseleler olacak ama biz Van'ın sorunlarından kastım öncelikleri ve önceliklerinin çözümü noktasındaki çözüm önerilerini aslında konuşacağız. Bugün sahipsiz mikrofonda Van Ticaret Sanayi Odası Başkanı Sayın Faruk Biner sevgili izleyiciler konuğumuz. Van Ticaret Borsası Başkanı Sayın Naif Süer konuğumuz. Ve Van ESOP Başkanı Sayın İsa Berge konuğumuz. Organize Sanayi Bölgesi Başkanımız Sayın Mehmet Aslan sahipsiz mikrofonun konuğu. Efendim hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Sağ olasın. Sevgili izleyiciler aslında seçim yaklaşıyor. Bir taraftan seçime dönük değerli konuklarımızın görüşlerini de alacağız. Seçimi fırsata çevirebilir miyiz? Aslında seçimler bir şehrin gelişmesi için en önemli fırsatlardır. Van tarihi itibariyle bu fırsatları doğru değerlendirdi mi? Hep tartışma konusu. Biz yaklaşık 8 yıl önce yaşadığımız o elzem depremi maalesef yine fırsata dönüştüremedik. Bari seçimleri fırsata dönüştürelim. Van'ın ekonomisine, işsizliğin çözümüne, Van'ın kalkınmasına, esnafın gelişmesine, onun için aslında Van yatırımcısının, esnafının, tüccarının, sanayicisinin kalp damarı olan kıymetli başkanların açıklamaları var. Bu bağlamda ben Van'da sivil toplum örgütleri başkanlarını çok önemsiyorum. Van halkının da önemsediğini, daha çok önemsenmesi gerektiğini düşünüyorum. Hem mülki amirler tarafından, hem siyasi ek tarafından, siyasi partiler tarafından başkanların önemsenerek sivil topluma yani halkın nabzının attığı, halkın sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel yapılarının doku noktası olan siyasi partilerimizin de bu sivil toplum örgütlerimizi önemseyerek sorunlarına, fikirlerine, düşüncelerine mutlak suretle yol açacak, cevap verebilecek sunumlar yapılmalı. Sayın Biner isterseniz sizinle başlayalım. Sayın Takva'dan sonra boşalan Ticaret Odası Başkanlığı'nda hayırlı olsun diyeyim önce. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Az önce de söyledim, geniş kapsamlı belki bir soru, içeriği kitaplarca yazdırıp doldurulması gereken bir soru. Ben Van'ın en önemli sorunlarını Ticaret Sanayi Odası olarak seminerler, konferanslar, içeride dışarıda, ülke dışında, yurt içi ve yurt dışında çok ciddi etkinlikleriniz oldu, faaliyetleriniz oldu. Van'ı en iyi nasıl tanıtabilirim aslında hesaplarını yaptınız. Dilerseniz Ticaret Odası gözüyle Van'ın en önemli sorunlarını sizin ağzınızdan dinleyeyim. Evet, çok teşekkür ediyorum Bakı Bey. Bu vesileyle yeni görevinizde de başarılar diliyorum. İnşallah hayırlı işlere vesile olur. Stüdyo konu arkadaşlarıma da iyi akşamlar diliyorum ve ekranları başında izleyen herkese de saygı ve selamlarımı iletiyorum. Şimdi siz aslında girizgahta biraz işin mantığını özetlediniz. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir kentinde, hiçbir toplumunda yani burası artık doyuma ulaştı, ihtiyaçları yoktur, hiçbir eksiği yoktur denemez. Her yer, dünya değişiyor, insanlar değişiyor, ihtiyaçlar, beklentiler değişiyor. Beraberinde de yeni eksiklikleri, yeni noksanlıkları getiriyor. Biz kendi kentimiz özelinde de dediğiniz gibi eğer sıralamaya kalkarsak herkesin sayfalar dolusu eksiklik, noksanlık ya da ihtiyaç listesi yapabilecek yetenekte, kabiliyette ve farkındalık noktasındadır. Ama kendi kentimizi değerlendirirken öncelik sırasını yani ihtiyaç analizi yaparken bizim nereden başlamamız lazım? Bir aileyi, bir evi, bir yuvayı yönetir gibi. Yani elzem, hayatı, ihtiyaçları öne alıp hem elimizi, hem hayatımızı, hem şeyimizi, yaşamımızı kolaylaştırırız. Şimdi Van'ın işte işsizlik sorunu var, işte geri kalmışlık sorunu var. Bölgeler arası işte farklılıktan kaynaklı, gelişmişlik farkından kaynaklı sıkıntıları var. Ama kendi dinamikleriyle, kendi öz kaynaklarıyla ya da kendi marifetiyle
bazı şeyleri de çözme noktasındadır. Bir açılım yapma adına, o ihtiyaçların işte hayati noktasına neşter vurma anlamında söylüyorum. Mesela Van'ın biz oda yönetimine geldiğimizden bu yana 6. yılımızı doldurduk. Ben bu sivil toplum kuruluşuyla iç içe olduktan sonra biraz daha böyle sıcak her gün temas ettiğimiz, işte şuna ihtiyacımız var, bunu yapmalıyız, şu adımı atmalıyız gibi bir şey içerisine girdik. Çünkü çok bütüncül bir bakış açısıyla yapıyorsunuz. Diğer kurumlarla ortaklaşıyorsunuz. Sizin dışınızda, yönetimde, işte meslek komitelerinde, mecliste fazla kentin ortak bütün sektörlerinin toplandığı bir çatıda hemhal oluyorsunuz. Bizim mesela tespit olarak gördüğümüz şu an Van'ın önündeki en büyük sıkıntı çevre yolu sorunudur. Şimdi belki insanlar bunu duymaktan artık gına gelmiştir insanlara. Her dönem konuşulmuştur. Her siyasetçinin gündeminde muhakkak olmuştur. Herkesin işte geldikten sonra bu işi çözeceğim. İster yerel yöneticiler olsun, ister genel anlamda merkezi temsiliyette olan arkadaşlarımız, hemşehrilerimiz için söylüyoruz. Van çevre yolu kesinlikle Van'ın gelecek 50 yılını bloke etmiş bir problemdir. Niye? Çünkü siz eğer bir kentte gelişimi, zenginliği doğru dağıtamazsanız, bir kent rantını doğru oturtamazsanız aynı kısır döngüde dönüp dolaşırsınız ve bugünkü potansiyelinizi kullanamamış bir şekilde işsizliğin çok had safhada olduğu, zenginliğin çok eşit dağılmadığı, kent formunun dışında çok irileşmiş fakat bunun altyapısını, önünü açmamış bir mekanda olursunuz. Evet. Çünkü çevre yolunun Van'a katacağı şey bu bağlantı yollarıyla birlikte yeniden bir yapılaşma alanı olacak. Yeni imar uygulama alanları çıkacak ve kenti bir şekilde bir yere taşıyacaksınız. Şimdi bizim İpek yolu aksımızın dışında kentsel ranttan bahsedebilir miyiz bir yerde? Yani biz bunu doğru bir şekilde Tuşva'ya götürebildik mi? Doğru bir şekilde Edremit'e götürebildik mi? Sadece biz merkezi 3 ilçeden bahsetsek bile kaldı ki artık ilçelerin bile bütün geçiş güzergahlarının çevre yolları üzerinden yapılıyor. Bizi de işte en son noktada olmamız hasebiyle gerek gelip İran'a geçiş noktasında gerekse bizim üzerimizden diğer Doğu Beyazıt işte veya Karadeniz tarafına geçiş noktasında bir kentiz. Bunu çok önemsiyoruz. Bunun beraberinde getirdiği işte farklı şeyler de var. Mesela Kuzey Van Gölü demiryolu hattı. Evet. Bugün biraz yollardan gideceğiz Vakıf Bey. Çok iyi. Doğru yapıyorsunuz. Aslında önemli bir vurgu yaptınız. Arkadaşlarım da bunu alt yazıda eğer taşırlarsa KJ'ye sevinirim. Çevre yolu yapılmazsa 50 yıllık kentin gelişimi bloke ediliyor. İfadeniz çok önemliydi. Açılırsa 50 yıllık belki orada gelişimin önü açılacak. Kesinlikle. Şimdi İfadesi bence önemliydi bu bağlamda. Çevre yolu hem sadece orada arsası, arazisi olan insanlar bağlamında düşünülürse de bu yanlış bir şey olabilir. Bunu geniş kapsamlı bir kent hafızası kültürü içine değerlendirmek daha doğru olur diyorsunuz. Bir de modeller var önümüzde. Yani biz çok böyle batıya çok daha gelişmiş, bizden daha yüksek kentler dışında da kendi bölgemizde hepimizin güzergah olarak işte karayolunu kullandığımız zaman içinden her gün, her zaman geçtiğimiz işte bir Elazığ'a bakabiliriz. Çevre yolu. Muhteşem. Biz yani nasıl bir katma değer yarattığını, nasıl yeni bir kentleşmeye neden olduğunu görüyoruz. Evet. İşte Malatya'da bunu görüyoruz. Diyarbakır mesela müthiş bir örnekti. İşte o Karaj Dağı'nın kalıntısı kayaların üzerine kimsenin belki ekim bile ekemeyeceği noktada şimdi muazzam bir kent yaratılmış. Evet. İşte bütün altyapısı, bütün kentsel donatıları, sosyal donatılarla birlikte muazzam bulvarlar, yollar açılmış ve kent rantı da yükselmiş. Kente de nefes aldırmış. O eski doku yerinde zaten duruyor. Biz burada işte bir dönüşümü yıkıp yeniden yapma. Bunu yaparken dikeyde ya buna bir iki kat atabilir miyiz? Yükseltebilir miyiz? Beraberinde o kentsel yoksulluk da bu sefer döngüyü de kısıtlıyor. Yani şimdi imal ediyorsunuz, üretiyorsunuz, satamıyorsunuz noktasına gelir. Aynı girdapta. Ama çevre yolunun veya da yeniden bir yeni bir imar alanı, bir kentleşme alanı eğer açılırsa bu beraberinde bölge için de bir cazibe oluşturur. Yani bu Hakkari için de bir cazibedir. Bu işte Bitlis, Muş,
ağrı gibi bizim yani kendi interlandını etkileyecek bir çekim merkezidir. Şimdi Diyarbakır örneğini niye verdik? Diyarbakır sadece Diyarbakırlara hizmet eden bir alan olmadı, o yeni kentleşme alanı. Bir, farklı bir çekim merkezi oldu. O anlamda çevre yolu çok önemlidir. Yani kesinlikle, bizi rahatlatacak ve kentimizi İpek yolunun aşağısına değil, İpek yolundan yukarıya Erek Dağı'nın muazzam manzarasına ve yönümüzü de Van Gölü'ne dönmemiz lazım. İpek yolunun altı bitti zaten. Bir şey kalmadı. Ya zaten jeolojik olarak da çok sıkıntılı bir noktadır. Oraya çok yani dikeyde çok katlı yapıların yapılması. Ben yıllar önce bir şeye şahit olmuştum, yine bir jeoloji ekibinin sohbetinde, hatta onların çok daha keskin bir dil kullanmıştı. Bir katliam olur, böyle bir depremde vesaire çok sıkıntılı olur diye tabir etmişlerdi. Onunla beraber Bakı Bey, şimdi Kuzey Van Gölü demiryolu hattı. Bunu da son zamanlarda çok dillendirmeye başladık. Ciddi bir eksikliktir. İşte 1968 yılında İran'la bu kapı mütabakatı yapılırken bir demiryolu geçişi olarak düşünülmüştü. Ama maalesef halen o günden bugüne biz İran'dan, işte doğumuzdan, ta Çin'den bile gelebilecek demiryolu ağını buradan İskele'de kesintiye uğratıp işte vapurla vagon taşımaya çalışıyoruz. Tatvan'a ya da batımızdan, işte İstanbul'dan ya da diğer sanayi kentlerinden gelebilecek buradaki tüketim malları her neyse gelip Tatvan'da yeniden feribota yüklemek şehir marifetiyle ancak bu tarafa getiriyoruz. Bu çok ilkel kaldı. Bir beraberinde tabii erişim, yol, ulaşılabilirlik medeniyettir. Farklı bir çekimdir. Van Gölü ekspresi bu bahaneden değerlendiremiyoruz. Evet, şimdi eğer demir yolunuz yoksa ekspresi çok da ısrarcı olamıyorsunuz. Çünkü insanlar bunun altyapısını gelebilecek olanlar ya da bunu organize edecek yapılar. AK Parti'nin can damarından vuruyorsunuz aslında. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yol medeniyettir, evet, en büyük hizmetimiz yoldur derken önüne bir fikir koyuyorsunuz. Var evet için. Yani buyurun. Şimdi bu hepimizin sorunudur. Evet. Yani bütün kent bileşenlerinin bu şekilde samimiyetle, bunun asla siyasetle bir alakası yoktur. Tabii. Siyaset üstü bir şeydir. Bu kentte işte ilkokulu da bu kente okudum. Burada doğduk, büyüdük, yaşıyoruz. İşte hayatımız burada devam ediyor ve her gün gördüğümüz yüzlerce hemşerimizle bakıyoruz. İşte son 50 yıldır bu kentte aynı, varsa zengin birlikte zenginiz, yoksulluk varsa beraber yoksuluz. İyisini, kötüsünü birlikte paylaşıyoruz. O anlamda çok önemsememiz lazım. Çok zor bir şey de değil. Artık kentlere hızlı trenler de gidiyor. Yani bunu talep etmek de çok sıkıntılı, çok olmayacak şey değil. Bir de bir şey mesela belki bir kesimi rahatsız edecek ama biraz bu sahipsiz mikrofonu şey yapalım. Yani hakkını da verelim. Mesela şeyi söylüyoruz. Çevre yolu İşte eğer kamulaştırma marifetiyle yapılırsa bu kadar para tutuyor. İşte belediye 18'le yaparsa yarın yargıya gider, iptal olur gibi. Kuzey Van Gölü demiryolu hattının maliyeti bu kadar olur. İşte ekonomik sıkıntılar bu daralma döneminde sıkıntı olur diye. Şimdi muazzam bir yol ağı yapıldı. Şimdi bizim Van'dan hangi taraf, hangi ilçeye gidersek gidelim duble yollarla gidiyoruz. Doğru mu? Evet. Yani çok mükemmel, böyle 10 yıl önce asla olmayan yollar. Şimdi eski yollarla karşılaştığımızda ya diyoruz acaba biz bütün şeyimiz buradan mı geçiyordu? Biz bu yolları mı kullandık? Kullanıyorduk. Evet. Şimdi bu yollar böyle hayat vermişken, hayatımızı da kolaylaştırmışken biz mesela bir sıcak karışım işte, bütünlü sıcak karışım, bu beton asfalt diye tabir ettiğimiz, herkesin konuştuğu. Bir de öyle bir şeye girdik. Ya bu maliyetlerle bize 5 yıl beton asfalt yapmasınlar, çevre yolumuzu yapsınlar o parayla. Bizim kaybetmeyiz. Yolumuz zaten düzgündür. Eğer erişimimizi zorlaştırıyorsa, yok sayıyorsa diyelim tamam, valla haksızlıktır. Şimdi hepimizin hakkıdır, doğrudur. Şimdi o yeter ki yollarımız da yapıyoruz tahtasına dönüşmesin. Konforu fazlasıyla hak ediyor bu halk. Evet. Kimse yanlış anlamasın. En iyisini hak ediyor ama şimdi siz evinizde de hanenizi yönetirken eğer oturacak bir serginiz yoksa gidip bir işte çok modern bir televizyon alıyorsanız siz haksızlık ediyorsunuz o eve. Çok öncelikler olmalı. Öncelikler, öncelikler. Hayati ihtiyaçlar. Şimdi o parayla eğer biz çevre yoluna finansman olarak kamulaştırma bedeli ya da en kolay şeyi de küstürmeden halkı da oradaki mülk sahiplerini de ya da işte belediye, diğer kurumlar, yargı bunları böyle bu girdaba dönüştürmeden çok kolay. 5 yıl boyunca biz şey istemiyoruz.
Sıcak asfalt istemiyoruz, beton asfalt istemiyoruz ya da BSK istemiyoruz. Yani oraya harcanan parayı... Hayır, yine bizimdir. Yani sonuçta yapılacak 5 yıl sonra biz diyeceğiz ki yollarımızı daha iyi yapın. Belki... Ondan sonra burayı bir daha isteyelim. Bu böyle. Yani bu aslında kaynak yok değil. Evet. Bu kaynağı farklı şekilde değerlendirirsek o kangreni de daha önceden çözmüş oluruz diye düşünüyorum. Evet. Şimdilik. Teşekkür ediyorum. Tam aynı hakkı Sayın Süer'e de verelim. Efendim, ekranlarda seçildiğiniz günden beri hayırlı olsun demedik. Hayırlı olsun size. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Umarım ticaret borsasını başarıdan başarıya ulaştırırsınız. Sizce Sayın Biner yoldan başladı. Yolu medeniyet olarak gördü. Ulaşım noktalarının ve iletişimin en önemli kaynağı, doğru ifadeler. Siz Van'ın böyle önceliklerini, sorunlarını sayarsak önceliklere hangi sorunlarını koyarsınız? Fakir Bey, öncelikle size hayırlı olsun diyorum yeni görevinize. Bize bu fırsatı verdiğiniz için size teşekkür ediyorum. Bizi izleyen vatandaşlarımıza burada hayırlı akşamlar, saygılarımı sunuyorum. Arkadaşlarıma da kolay gelsin diyorum. Faruk Bey değindi gerçekten çevre yolu, yani bir ilin yani olmasa olmazıdır. Faruk Bey bir şeyde katılmıyorum diyor. Yani bu sıcak asfalt olmasında çevre yolu olsun. Niye olmasın? Orada yani, da ironi yapıyor aslında. Başka illere, ilçelere gittiğimizde hem sıcak asfalt var hem çevre yolu var. Biz herkesini de istiyoruz. Niye olmasın? Aynen. Yani herkesini de istiyoruz. Benim birinci önceliğim şeydir. Yani tarım, hayvancılık bu bölgenin gerçekten çok büyük bir sorunudur. Çok büyük bir sorundur bölge için. Bizim sanayimiz yoktur. Bizim yani tarım hayvancılıktan başka hiçbir şeyimiz yoktur. Bu bölge için, Van'ımız için çok önemlidir. Önemsiyorum. Turizmi çok önemsiyorum. Bu çok büyük bir eksiğimizdir. Bizim çok büyük bir denizimiz var. Biz yeterince faydalanamıyoruz. Niye faydalanamıyoruz? Biz Vanlılar olarak tanıtamıyoruz. Başka illere, başka bölgelere baktığınızda bir gölet var. Bakıyorsun herkes etrafında toplanmış. Neredeyse Karadeniz veya Akdeniz yapacaklar. Küçük bir göleti. Ama bizim büyük bir denizimiz var. Biz Vanlılar olarak buna yeterince sahiplenmiyoruz. Bu da büyük bir sorundur. Yani Vanlılar için bu büyük, yani ben büyük bir sorun görüyorum. En önemli sorunlardan bir tanesi de budur. Yani ben tarım, hayvancılığa biraz değinmek istiyorum. 90'lara kadar Van'da kişi başına 4 tane küçük baş düşüyordu. 4 tane küçük baş düşüyordu. Bugün 2019 kişi başına 2 çok küçük baş düşüyor. Kişi başına 2 çok küçük baş düşüyor. Bu da neye sebeptir? İşsizliğe sebeptir. Yani bugünkü Van'ın nüfusu 650 binken kişi başına 4 tane hayvan düşüyordu küçük baş. Van'ın %70-80'i diyebilirim o zaman hayvancılıkla uğraşıyordu. Yani hem o geri kalan %20'si de oradan faydalanıyordu. Çünkü o %70-80'i hayvancılıkla uğraştığı zaman o geri kalan %20'si o da hayvancılığın hemen hemen her şeyinden faydalanıyordu, faydalanabiliyordu. Ama maalesef bugün bakıyoruz çok sıkıntılar var. Bu sıkıntılar da neyi getiriyor? İşsizliği getiriyor. Yani yeterince tarım hayvancılığa sahiplenmiyoruz, sahiplenmiyorlar. Bu bölgenin en büyük sorunu bir tanesi tarım hayvancılıktır. Özellikle hayvancılık küçük başta. Yani biz hayvancılığı bilinçsiz yapıyoruz. Girdiler çok çok yüksektir. Çok yüksektir. Eskide bizim Van etimiz vardı biliyorsunuz. Yani Van et dediğin zaman insanlar Van'da Van et dediği zaman Van'da mı var? Çok insanlar öyle diyordular. Bizim yün ipliğimiz vardı. Bizim kundura fabrikamız vardı. Süt fabrikamız vardı. Yem fabrikamız vardı yine. Bunlar hepsi devletindi. Bu hayvancılığa büyük desteklerdi. Bunlar bir kapandı Vakı Bey. Bugün gittikçe hayvancılık da geriye gidiyor.
Biz 90'lara kadar, 2000'lere kadar Van'dan Türkiye'nin her tarafına hayvan gönderirdik. Arabistan'ın çoğu ülkelerine küçükbaş gönderirdik. Bu hayvan nerededir? Norduzundur. Nerededir? Çatağındır dedikleri zaman, evet Van'ın hayvanıdır diyordular. Maalesef bugün dışarıda biz... Van'ın Norduz koyunu meşhur, evet, hala konuşulur. Ama o Norduz koyunu yok şimdi. Şimdi yani tüket noktasındadır. Yani yok, tam da yok demeyelim de. Yani %20 yok denecek kadar. Evet, yani yok kadar azalmış diyebilirim. Bugün ise biz dışarıda kesilmiş et getiriyoruz Van'a. Yani Vanlılar o Norduz'un, o Çatağ'ın, o Hakkari bölgesinin o yayla koyununa, kuzusuna alışmış insanlar bugün dışarıda gelen etler nelerdir, nedir bilmiyorlar. İşte biz bu eti bugün Vanlılara yediriyoruz. Gerçekten bu üzücü bir şeydir. Bu da işsizliğe yine değineceğim. Bu işsizliğe mal oluyor. Yoksa hayvancılık eskide bir ailede 50 tane küçükbaş olsaydı 10 kişilik bir aile o hayvanla uğraşıyordu. Ve herkese iş sahası açılıyordu. Bugünse maalesef herkes o hayvancılıkla uğraşan insanların çoğu bugün bırak asgari ücrette 1000 liraya bugün kahvelerde, lokantalarda çalışıyorlar. Bu da gerçekten üzücü bir şeydir. Yani bizim Van'da hayvancılığa biraz daha önem vermemiz lazım. Biraz daha sahiplenmemiz lazım. Yani bu tek bunu hükümette veya belediyelerde, siyasilerde değil. Dönüp kendimize de bakmamız lazım. Özellikle STK'lar ne yapıyorlar? Ne yapmışlar bugüne kadar? Bu bizim de eksiklerimizdir. Öyle hepsini birisine veya bir partiye, bir iktidara mal etsek bu çok doğru bulmuyorum bunu. Bizim de eksiklerimiz var. Biz hangi gün bir araya geldik bu sorunları dile getirdik veya rapor haline getirip ilgili mercilere ilettik. Hani burada herkes dönüp eksiklerimiz nelerdir? Bugünden sonra artık herkes kendine düşeni bence yapmalıdır, yapmamız lazım Vaki Bey. Evet, çözüm önerileri noktasında ikinci turda bunu konuşacağız. Önemli şeyler söylüyorsunuz. Aslında işte geçmişte Van yün, Van etten bahsettiniz. Van sütten, Van işte fabrikalarından, ayakkabı fabrikalarından bahsettiniz. Bunların neden kapandığını da konuşmak gerekir. Niçin kapandı? Bugün neden işte devletin bölgede işte benzeri fabrikalara, yatırımlara gitmesinin faydası var mı? Devlet eliyle mi, özel sektörle mi başarılı olur? Konuşmak lazım. Teşekkür ediyorum Sayın Süer. Evet, İsa Bey. Belki teşekkür ederim. En dertli olanlardan sizin üyeniz çok ya, 20 bin üzerinde. Evet, evet. Belki buyurun, sizi dinleyelim. Öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum, Kanal M ailesine. Bu televizyonumuzun da Van'ımıza hayırlar getirmesini vesile ediyorum. Tabii ki biz Van Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği olarak 19 odayı ve 4 kooperatifi temsil eden Van'ın hemen hemen en büyük sivil toplum kuruluşuyuz. Bu anlamda ilin genel sorunları A'dan Z'ye bize nüfus ediyor. Esnafımıza ve sanatkarımıza nüfus ediyor bu anlamda. Tabii ki biz başkanlarım genel anlamıyla bütün ana konulara değindiler. Ben de tabii ki bunları hani teyit amaçlı olsun. Faruk Başkanımızın anlattığı çevre yolu gerçekten çok önemli. Bu anlamda Naif Başkanımız da buna değindi. Ve artı hayvancılık dediğimiz sektörümüz gerçekten Doğu Anadolu'nun bütün hayvancılığı Van'da soruluyordu. Van baş aktördü bu anlamda. Hayvancılık anlamında özellikle Norduz koyunu bu anlamda başkanımız buna değindi. Tabii ki bunun dışında bunu biraz genelleştirirsek Van'da gerçekten ciddi bir işsizlik sorunu var. Yani gençlerimizi biz nasıl gençlerimiz için iş bulabilecekleri meslek kursları nasıl düzenleyebiliriz, nasıl bunları büyütebiliriz ya da istihdam olabilecek, istihdam yaratabilecek iş alanlarını nasıl oluşturabiliriz? Bu gerçekten Van için olmazsa olmaz bir durumdur. Onun dışında hani esnafa baktığımızda, çarşı esnafımıza baktığımızda Van şu an küçük bir dar alana sıkışmış. Biliyorsunuz yeni bir 2 Nisan Caddesi imar çerçevesinde değerlendirmeye çalışılıyor ticari saha olarak. İmar alanlarının genişletilmesi lazım. Yani Van'ın artık böyle dar bu kapıdan değil de ta ki Edremit taraflarına kadar
Gürpınar tarafına kadar, Tuşba kısmının bu saray yolu, Özarp yolu dediğimiz yoluna kadar imar yapılanmasına ihtiyaç var. Siyasetçilerimizden tabii ki bundan sonraki süreçte bu bizim esnafımızın adına, vanımız adına bir gereksinimdir diyoruz. Onun dışında hani şöyle bir şey yapalım, birkaç başlık var, onları başlıklarında okumak isterim. Tabii Van Büyükşehir Belediyesi'nin bundan sonraki dönemlerde tabii ki nasıl olur bilmiyorum ama konut, hastane ve okul yaparak hizmet alanını genişletebilir yapılacak çalışmaları. Van'ın tanıtımı için şu an bir ulusal televizyonumuz var, sizler sayesinde tanıtım yapıyoruz. Van'ı daha çok ulusal basına, bütün dünya tanıtımı adına reklamlar ve artı başka illerde Vanlılarımızın, hemşehrilerimizin bulunduğu dernekler aracılığıyla Van'ı daha farklı tanıtabiliriz. Biz bu misyona üstleneceğiz inşallah. Yani inşallah. Van'da Kanal M, Van'ın dünyaya açılan kapısı olacak inşallah. İçeride Sayın Biner de söyledi bunu. Aslında biz Van'da televizyonculuğu, yayın anlayışını doğru işletir, Van halkının, Van'ın gelişmesine ortak değerimiz Van ve Vanlılık ruhu oluşturup bu kentin, bu şehrin kalkınmasına katkı sunarsak televizyonumuz bu kanal, bu manada dünyaya açılan kapımız olabilir. Onun için Kanal M, Van'ın televizyonu hakikaten. Vanlıların bu televizyona sahip çıkmasını da bu manada bekliyoruz. Doğru. Aynen. Bu anlamda özellikle gerçekten ben cani gönülden sizleri kutluyorum. Bugün sabah saat 6'da beraberdik. Zebze halindeydik. Sebze halindeki esnafımızı dinledik. Bu en son çıkan tanzim satışları ile ilgili bir çalışma yaptık. Sebze, tabii ki bu meyve fiyatlarındaki artış, evet. Komisyoncuların sıkıntısı, komisyoncuların korsanla mücadelesi. Yarın akşam saat 20'de ekranlara vereceğiz onları. Çok güzel görüntüler vardı, sizler de şahit olun. Güzel konuşmalar. Evet. Ama komisyoncu esnafı der ki. Tabii ki bu tanzim satışları ile ilgili ister istemez esnafımızın tepkisi var ama şunu söyleyeyim, yani Mart'tan sonra, Nisan'dan sonra bu bir standart oluşacak. Çünkü biliyorsunuz havalar soğudukça sebze meyve fiyatları artar. Havalar ısındıkça da fiyatlar düşer. Hani şimdi artık birçok sebze meyve filizlendi. Hani isterseniz istemeseniz de bir ay sonra, iki ay sonra bunlar meyveler pazarda, çarşıda ucuz bir fiyatla inşallah tüketicinin eline geçecektir. Tabii konudan konuya atıyoruz, kusura bakmayın. Buyurun Esnaf. Yeri gelmişken bunu anlatma gerekiyordu. Evet. Onun dışında hani Van'ı Türkiye genelinde ve dünyada tanıtacak kent kimliğini ortaya koyan bir logo çalışmasının yapılması lazım bence. Van'ı bütün dünya tanıtabilecek bir logo çalışması. Onun dışında turizm, bacasız fabrika olarak nitelendirdiğimiz turizmi geliştirmesi için Van Gölü etrafına 5 yıldızlı otellerin nasıl yapılabilirliğini teşviklerle ada hükümetimizin nasıl bununla ilgili planlama yapması gerekiyor. Bununla ilgili çünkü artık turizm kenti olarak anıldık. Bu turizmi canlandırmak zorundayız. Çünkü sadece işi hayvancılıkla götürerek bunu kısır döngüde tutamayız. Köylerden kente olan ciddi bir göç var. Ve artı Van biliyorsunuz bölge ili hemen hemen Muş, Bitlis, Hakkari, Ağrı'nın belli bir nüfusu artık Van'da ikamet ediyor. Van'a gelen gençlerin birçoğu da artık gitmiyor ve bu gençlerimizi tekrar köye dönüş konusuna götürmek çok zor. Bu gençlerimizin de burada turizm pazarında nasıl iş yapabilirler? Bununla ilgili turizm artık lokomotif görevimiz bu anlamda. Ve artı olaya şöyle bakmak lazım. Daha önce biliyorsunuz 97 ve 99 yıllarında akaryakıt ticaret kapsamındaydı. Tabii daha sonra bunu sınır ticareti kapsamına aldılar. Biliyorsunuz o dönemde akaryakıt gerçekten Van'a müthiş bir ekonomik katkı sağladı. Yani belki o günden bugüne kadar yapılan binaların birçoğu o dönemden gelen çalışmayla, o dönemde yapılan işte atıyorum hükümetlerimizin ya da o dönemki bürokrasinin çalışmasıydı. Sınır ticareti kapsamına alınırsa bunu ben birçok kez dile getirdim ama tabii ki bunun olmayacağını siyasilerimiz kaç kez bize söylediler. Biz bununla ilgili zaten olmadığını bildiğimiz için biz bununla ilgili bir çalışma yapın tarzında bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu sınır ticareti kapsamına alınırsa akaryakıt Van'da ekonomik olarak müthiş bir, bilmiyorum Faruk Başkanım, Ayıp Başkanım nasıl değerlendirirsiniz bu konuyu? Bizim böyle bakıyoruz ona. Şapka çıkarırız bize. Kim istemez? Yani bu böyle çok farklı bir şey olur diye düşünüyorum. Onun dışında bir iki başlıkla biliyorsunuz 2018 yılı Truva yılı yani ilan edildi Göbekli Tepe biliyorsunuz. Biz Van'ımızı 2020'de Urartu yılı olarak ilan edersek bununla ilgili yeni bir çalışmayla turizme müthiş bir katkı sunabileceğimiz kanaatindeyim.
Onun dışında gerçekten güneşten müthiş faydalanan bir şehiriz. Güneşin başkenti olan bir şehiriz. Bu anlamda Van'da... Faydalanan ama değerlendiremeyen. Maalesef evet aynen öyle. Van'da yenilenebilir enerjinin bu anlamda değerlendirilmesi gerekiyor. Güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretimi kapasitesi bakımından Türkiye birincisi olan Van'dır. Van'la bununla ilgili, ilimizle ilgili yenilenebilir enerjiyi nasıl kullanabiliriz? Bununla ilgili modeller geliştirmek gerekiyor. Onun dışında yer altı ve yer üstü kaynakları olan bir iliz. Biliyorsunuz perlit rezervinin yaklaşık %55'i. Yani 3 milyar 133 milyon 900 bin tonu Van'da. Bunu biliyorsunuz. Bu da ünlü rezervinin yaklaşık %41'ine denk geliyor. Bu anlamda bir çalışmanın tabii artık önümüzdeki süreçlerde nasıl değerlendirir onu bilmiyorum. Bu Meta'nın işi. Evet, Meta'nın işi bu anlamda. Meta'nın Van'da varlığı yokluğunu çok fazla ben bugüne kadar hissedemedim doğrusu. Aynen. Biliyorsunuz Van Gölü'nde yaklaşık 50 bin ton aslında ben oranı... Sayın milletvekillerimize rica ediyorum. Buyurun. Sayın valimize rica ediyorum. Konuya geçen haberlerde de söyledim. Hakikaten maden teknik aramanın Van'daki varlık yoklukla arasındaki varlık sebebinin yani Van'ın hangi yeraltı kaynağını yukarıya çıkardı, Van halkını bu kamuoyu bilinçlendirdi, ülkenin kaynaklarını kazandırdıklarına dair bir merakım var. Ya da rezervlerimiz hakkında bir envanteri var mı? Bir var mı? Bir yani bilgi edinebilir miyiz? Bahsettiğiniz. Dolayısıyla buradan ben merak ediyorum. Maden teknik arama eğer bu bağlamda Van'a hiçbir yararı yoksa ki görünen şu bu, işte Sayın Valimizin ve Sayın Milletvekillerimizin bu konuda ciddi bir çalışma yapıp maden teknik aramasının Van'la ilgili çalışmalarını kamuoyuyla paylaşılmasını isterlerse, bir çalışma isterlerse biz de bunu burada yaptıklarını açıklamaktan keyif duyarız. Tabii çok da isabetli olur. Biliyorsunuz Van Gölü'nde yaklaşık 50 bin ton uranyumun olduğu söyleniyor. Bu anlamda gerçekten maden teknik aramaya büyük iş düşüyor. İnşallah bundan bu program da vesile olur. Belki sizin vesilenizle sesimizi iletmiş oluruz. Onun için sınır ticaretine zaten değindik durumun ne olduğunu. Ulaşımla ilgili biliyorsunuz Van'ın gerçekten ciddi bir trafik sorunu var. Bununla ilgili bir tramvayın getirilmesi tarzında bir çalışma, daha önceki valilerimize de bu konuşuldu. Bu süreçte tabii ki artık yerel yönetimlere iş düşüyor. Bundan sonraki süreçte ne yaparlar bilmiyorum. Ki Van müthiş bu anlamda, özellikle biliyorsunuz saat 4'te 6 arası, 7 arası Cumhuriyet Caddesi, İskele Caddesi ve 2 Nisan Caddesi'ne trafik müthiş tıkanmakta. Bununla ilgili inşallah bir çalışma yapılır da bu şey olur. Onun dışında Van Ferit Melen Havalimanı. Havalimanımız biliyorsunuz burada uluslararası uçuşlara başlarsa şayet öyle bir şey olursa biliyorsunuz burada Van İran, Van Irak, Van Erbil, Van Azerbaycan, Van Gürcistan ve Van Ermenistan. Sınırımız burası biliyorsunuz. Bununla ilgili uluslararası bir açış, uluslararası açılış tarzı bir şey olursa bununla ilgili uçuşa Van gerçekten bu anlamda turizme çok hızlı bir şekilde entegrasyon sağlayacaktır. Bir ara böyle bir çalışma oldu hatırlıyorum yaklaşık bir 10 yıl önce. Sonra sekteye uğradı. Bu sekteye uğratılmasının gerekçelerini ayrı konuşmak lazım. Evet. Evet. Gerçi birçok başlık var arkadaşların hakkında almak istemiyorum ama. Önce bu uçaklarımızın Van halkına ben buradan Ulaştırma Bakanlığı'na da seslenmek istiyorum. Uçaklarımızın Van halkına saygı göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Gerek işte aracın uçağın içerisinde bir köy kahvesini andıran şekilde işte ücret talep edilmesi, böyle para toplanıyor olması, çirkin görüntülere sahne oluyor. Mesela uçakların hiçbirinin belirlenen saatte kalkmaması hem içeride hem dışarıda bu insanlığa karşı çok büyük saygısızlık olarak görüyorum. Van insanını böyle hiçe sayan uçak seferlerinde yaklaşık bir yolcu 5 dakika geç kalındığında uçağa bindirmeyen anlayış, yarım saat 40 dakika uçağın geç kalkmasına sebep olduğunu, hiçbir şey yokmuş gibi umarsız davranmalarını da yetkililerimizden bu sorunu gidermelerini bekliyoruz doğrusu. Bir de Baki Bey, özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Hemen hemen halkımızın %95'i, 99'u, %100'ü uçak fiyatlarının ciddi şikayetçi. Evet. Gerçekten fiyatlar çok çok yüksek. Buradan bir Ankara uçuşu 390-400 lira. Yani asgari ücrete baktığımızda asgari ücretin 5'te 1'i.
Yani bunu 4-5 nüfuslu bir aile düşündüğümüzde. 5 ayda havaalanının tadilatı vardı. Dediler işte ondan ötürü uçak sayısı az falan dediler. Sonra düzeldi. İstenilen tarihte de maalesef teslim edilmedi. O da ayrı bir dert. Maalesef. Yani Van'da işler hiçbir zaman zamanında teslim edilmiyor. Bunu ayrıca konuşmak lazım. Maalesef. Ve işte havaalanındaki sorun da bu. Ve uçak fiyatları maalesef Türkiye'de en pahalı uçuşu Vanlılar yapıyor. Maalesef. Belki en uzun işte havaalanı diyecekler ama bence sürümün de elde ettiği uçak sayısının artışından kaynaklı bir kar elde edilebilir. Zaten böyle de düşünmek daha doğru olur. Evet. Onun dışında farklı bir konuya değinmek istiyorum. Van'a gerçekten yakışır yeni bir otogarın yapılması lazım. Otogar biliyorsunuz hemen hemen artık Van'ın çarşı merkezinde kaldı. Yakışmıyor. Yakışmıyor ve artı orada ciddi bir trafik yoğunluğu var. Ve ilçelerde gelen araçlarımız özellikle bizim Özalp, Çaldıran, Muradiye, onun dışında Gürpınar araçları bile şimdi şehir trafiğine girdiğinde tıkanıyor, çıkamıyor. Otogarda yakın olunca ve bu da tabii ki hemen akabinde neyi getiriyor? Yine başkanlarım da buyurduğu gibi çevre yolunun çok elzem olduğunu, olmazsa olmaz bir artık duruma bir hale geldiğini dile getirmek zorundayız. Onun dışında Van'a yeni bir stadyumun yapılması lazım. Israrla Ahmet Cinten adında bir izleyicimiz, arkadaşlarım beni uyarıyor. Hem sosyal medyadan hem de telefonla. Evet. Van Express seferlerinin yeri olmadığını, günde haftada bir gün olmasının sıkıntı olduğunu, şu anda işte gidip müracaat etseniz 3 aya kadar bilet bulamadığını söylüyor. Bunun daha çok fazla güne her gün olması için başkanlarımızdan rica ediyoruz. Bunun girişimlerinde bulunsunlar diye bir Ahmet Cintan Bey. Haklı aslında çünkü gerçekten ciddi Ankara, bir sorun. Ankara, İzmir, İstanbul'dan çok talep olduğunu arkadaşlarım bildiriyor. Maalesef. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet. Noktalıyoruz. Sayın Başkan. Evet. Hani şey söyledik, Van'a yeni bir stadyumun yapılması lazım. Biliyorsunuz stadyum gerçekten şehir içinde kaldı. Ve artı elverişsiz. Depremde hasar gördü. Bununla ilgili yeni bir çalışmanın yapılması gerekiyordu. Daha önce valilerimiz, bununla ilgili giden valimiz özellikle çalışma yürüttü. İnşallah bu da sonuç getirir. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Sayın Aslan, siz öncelikleri belirlerseniz, İsa Bey'in öncelikleri çok. İsa Bey sorunları şey bırakmadı ki zaten. Bütün listeyi okudu. Haklı gerekçeler. Hepinizin anlattığı çok doğru şeyler. Sayın Biner yol üzerinde yaptı, genelde vurgusunu yaptı. Hayvancılık bölgesini Sayın Süer üzerinde durdu ve Van Gölü kirliliğine dikkat çekti. Birçok konuya da İsa Bey, Sayın Berge konuyu başlıklar halinde bir konu çözüm noktasına da aslında az da olsa değindi. Size bilmiyorum, Van'ın sorunları bitmez diyoruz ya belki size. Organize sanayi bölgesinden mi bahsedeceksiniz öncelikle bence? Yani ilimizin sorunları hepimizin ortak paydaşız yani sorunlarda. Ben öncelikle tüm ilimize, vatandaşlarımıza, halkımıza iyi akşamlar diliyorum. Arkadaşlarımıza hayırlı çalışmalar temenni ediyorum. Sizlere de genel yayın yönetmenliğinizi başlattığınız kanalımıza, ilimizin yerel ve ulusal basınını ayağını teşkil eden kanalımıza hayırlı çalışmalar nasip ediyor. Saygılar sunuyorum. Çok sağ olun. Şimdi bugün 21 Şubat Dünya Ana Dili Günü, yani Zmane Dayika. Evet. İnsanoğlunun... Bey dedi ki benim dilim Kürtçe dedi başlarken dışarıda söyledi. Belki bana böyle bir nacizane yaklaşımda bulundu ama ben de dedim ki keşke işte bir Kürtsün, bir Kürt evladı olarak girişte Kürtçe gir ve bugün ana dil, dünya ana dil günü olduğunu anlatalım. Ne güzel dillerimizi yaradan Allah'a şükrediyoruz. Dillerimize de saygı gösteren bir topluluk oluşmasını arzu ediyoruz. Buyurun. Yani insanoğlunun en doğal, en tabi ve en kutsal hakkı olan ana dil, Cenab-ı Allah'ın insanı yaratılışıyla insanlara bahşettiği bir nimet. Dolayısıyla benim de herkesin ana diliyle
kendisini tanıtması, kendisini topluma lanse etmesi ve bu şekliyle kendisini bilmesi dileğiyle 21 Şubat Dünya Ana Dil Günü'nü kutluyorum. Biz de seni kutluyoruz. Evet. Şimdi ilimiz... Biz de aynı dileklerinize katılıyoruz. Teşekkür ediyoruz. İlimiz milli gelir açısında ülkenin ekonomisinde aldığı gayri safi yurt içi hasılada ve milli gelirde aldığı pay ülke ortalamasının çok çok altında olan bir il. Ve aynı zamanda bölgeler arası kalkınmışlık farklılığında da ilimiz yine aynı şekilde kalkınmışlıkta nasibini almamış ve istenilen kapasiteye ulaşmamış, hak ettiği yere gelmemiş bir il. İlimizin öncelikle sorunlarını tespit edebilmemiz için, eksiklerini ve sıkıntılarını bilebilmemiz için ilin büyük bir fotoğrafını çekmek lazım. Evet. Yani tabir caizse memleketi önce bir röntgenlemek lazım. İnce bir memleketin röntgenini, fotoğrafını, büyük fotoğrafı görmek lazım. Eğer biz bu fotoğrafı doğru çekmezsek tedavileri de doğru koyamayız, teşhisi doğru oturtamayız. Şimdi ilimizin dedik ya birçok sorunu var. Biz bu sorunları kategorize edersek başta ulaşım sorunu, ben de biraz bu ulaşım sorunu bunlara değineceğim. Ondan sonra biraz da sanayiden bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlarımız da bahsettiler. Ulaşım sorunu ilimizin çok ciddi sorunlarından biri. Ve bunun başında da çevre yolu sorunumuz geliyor. Çevre yolu gerçekten de artık çok ele ayağa düşen bir sorun haline geldi. Yani bunu artık ilde kimi konuşturursanız, kimin ağzını açarsanız ilk başta hemen çevre yolunu özellikle siyasilerinde, STK başkanlarının da, temsilcilerinin de önüne getiriyor. Dolayısıyla biz bu kamburdan bir an önce kurtulmamız lazım. Biz bu çevre yolu sorunu maalesef şu anda da bir seçim süreci yaşıyoruz ama ona rağmen çözümü konusunda, bu sorunun çözümü konusunda ciddi bir irade ortaya konulmamaktadır. Artık neredeyse bizler çevre yolumuz için hani tarihi varlıklarımızı sayıyoruz ya, diyoruz. Evet. Tarihi Van Kalesi, Urartu Müzesi bir şey derken artık biz yakında herhalde tarihi Van çevre yolu diye bu tarihi varlıklarımız içerisinde bunu da sayacağız. Dediniz, yani. Bu ironiyi yaptınız. Bu güzel. Evet. Bu hafızalarda kaldı canlı yayında şimdi. Yani Bakı Bey... Birileri bir gün tarihi çevre yolu dedi, hatırlar mısınız diye kısa jeneriklerde, tanıtımlarda bu söylemeniz geçerse şaşırmayın. Buyurun. Şimdi bunu gerçekten artık siyasilerimizin özellikle bunu ciddi bir şekilde gündemlerine almaları lazım. Bunu bir an evvel çözmek için ciddi bir irade ortaya koymaları lazım. Çünkü bizler ilimizin dışına çıktığımız vakit ilçelerde neredeyse artık çevre yolları, transit yollarla geçiş sağlanıyor. Ama ilimiz maalesef hala biz bu sorunu hala konuşuyoruz. Böyle giderse de çok konuşmaya devam edeceğiz. Çevre yolu çünkü ulaşımını, güzergahını tamamladığı vakit aynı zamanda bizim organize sanayi bölgesiyle de sınır ve teğet geçmekte. Dolayısıyla organize sanayi bölgesinin de ulaşımına ve lojistiğine çok ciddi katkı sunacaktır. Bizler çünkü organize sanayi bölgesinin büyümesinden bahsediyoruz. Yeni etapların açılıp yeni yatırımcı ve sanayicinin gelmesinden bahsediyoruz ve inşallah bunlar olacak. Yeni yatırımcılar gelecek, yeni üretim ve istihdam alanları yaratılacak. Ve bizler aynı zamanda organize sanayi bölgesinin şu an 5. etabında bir 100 hektarlık alanı, bir tekstil bölgesi, ilimizin birinci tekstil bölgesi haricinde bir ikinci tekstil bölgesini ilan edip
Bunun kararını yakın zamanda aldık ve inşallah buranın yakın zamanda plan, imar çalışmaları, planları, projeleri yapılıp altyapı çalışmalarına başlanacaktır. Bu söylediğimiz tekstil bölgesi de, 100 hektarlık tekstil bölgesi de tamamen çevre yolunun güzergahında olan bir bölge. Ve bunu da aynı şekilde demek ki biz bu yolu tamamladığımızda ilimizin hem üretimine ve istihdamına da çok ciddi katkı sunacaktır. İlimizin ikinci bir dedik bu sorunlarımızı kategorize ettiğimizde şehrimizin ana ve transit ana arteri olan İpek yolumuz üzerinde köprülü kavşaklar hala tamamlanamadı. Yani bizlere 3-4 senede bir tane köprülü kavşak yapıyorlar. Bu da aylarca trafiği felç ediyor ve arkası da gelmiyor. Yani yine mesela şu an aylardır bizim bölge eğitim hastanemizin önündeki kavşak, gerçi orada şu an pek bir trafik sorunu yaşanmıyor ama görseli, çalışması bir şekilde insanlara rahatsızlık vermeye başladı artık. Bir an evvel bitirilip hizmete sunulması ve ondan sonra ilimizin... Gerek yok, gerek var mı bitirilmesine? Efendim? Gerek var mı bitirilmesine? Yani eğer gerek yok diyorsanız yapılacak bir şey yoktur. Yok yani zaten ama... işte kış başlarken ne zaman yapılmayacağı mevsimden önce başlanıyor. O mevsim yatıyor işte, yolu kapatıyorlar, trafiği alt üst ediyor. Maalesef. Köprülü kavşaklarla beraber işte köprünün hiç ihtiyacı olmayan karayolları yerleşkesine yapıyorlar. Köprünün hiç ihtiyacı olmayan, işte üniversite OSB dururken, şehrin çok önemli yerleri dururken. Evet, maalesef işte bizler öncelik sıralaması yapamıyoruz. Yani bu yerleri yaparken herhalde artık bilmiyorum yani kimin dayısı varsa öncelik oraya mı veriliyor onu bilmiyoruz. Evet. Ama şimdi Sayın Biner bizim... işte beton asfalttan bahsetti ya işte bu yapılmasın da ironi yaptı orada. Sayın Süer de ona işte dedi ki ben ikisi de yapılsın dedi. Çevre yolu yapılsın. Yani işte bir yerden işte vatandaşlık duygusunu düşünebiliyor musunuz? Yani eğer kesilecekse önceliğimiz bu olsun. Aslında evimize böyle sahip çıkalım duygusu. Bu kent bizim evimiz, sahip çıkalım anlamında. Ama işte 200 trilyonluk sadece işi satım olan karayolları yerleşkesine çok lüks bir yer yapılarak bu kentte hiç kimsenin sesi çıkmazsa hiç ihtiyaç olmayan bir bina için. Dolayısıyla biz işte şu anda çevre yolunun peşine benzeri şeylere düşeriz. Yani ben o konuda Sayın Başkanımız Faruk Bey'e de katılıyorum, Naif Bey'e de katılıyorum. Evet. Yani biz isteriz... O zaman benim bir dakikayla bunu açıklamama da müsaade edin lütfen. Varca bölümde edelim. Evet. İkinci bölümde çevre noktalayalım, yolunu, reklama gireceğiz tabii, Sayın Başkanım. Evet. Çevre yolunu yapalım, beton asfaltlarımızı da yapalım, tren yolumuzu da tamamlayalım. Ama bu hepsi için eğer bize bir kaynak geliyorsa yapalım. Yoksa eğer bize sınırlı bir kaynak sadece peyderpey sizin sadece bir sorununuzu çözeceğiz şeklinde kaynak geliyorsa ben burada Faruk Bey'e katılırım derim. Ben de şunu derim. Ya 5 sene boyunca arkadaşlar 5 sene boyunca bizim ilimize hiçbir ulaşım yatırımı yapmayın. Şu çevre yolunu sorun. Sorununu çözün artık. Çünkü evet, hakikaten gına getirdi artık, evet, artık bunu. Evet. Tamam mı? Yani ama elbette ki gönül ister. Bu kentin ihtiyacı gına gelse ister, de bıkmadan, yılmadan mücadele ettik. Yok biz zaten bunu biz her ortamda, her platformda bağıracağız, çağıracağız, dile getireceğiz, kamuoyu oluşturacağız, bunları yapacağız. Yani biz bunları yani bunlar da eğer böyle bir politika güdüp bunları bıktıralım belki artık çekilirler diyorlarsa yanılırlar. Yani biz burada şey olmayız. Sayın yani. Aslan, dilerseniz reklam arası verelim. Tam reklama. Biz tekrar... Benim herhalde az oldu yoksa. Evet. Yani sizin diğer konuklarımıza nazaran az oldu ama size ikinci bölümde daha fazla hak vereceğim. Peki, teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, bizden ayrılmıyorsunuz. Arkadaşlarım 10 dakika reklam arası diyor. Reklamlardan sonra ikinci bölümde birlikteyiz. Evet, sevgili izleyiciler, birlikteliğimiz devam ediyor ve sizlerle birlikteyiz. Aslında programımızın ilk bölümünde arkadaşlarımızın ortaya koyduğu, konuklarımızın ortaya koyduğu tavır önemliydi.
Ben şöyle anladım. Kendi kısa okuyuşumu aktarmak istiyorum. Bir kentin sorunlarını ciddi ve kendini önemseyen insanlar çözer. Çünkü siyasetçi, idareci, yönetici, lider olduğunu, bir toplumu yönetmeye talip olan insanların önce verdiği sözün arkasında durabilecek kadar ciddiyete ve erdeme sahip olması gerekiyor. Bu çok önemli. Bu insanlığımızın da genel unsuru. Şahsiyetli olmanın temel felsefesi olsa gerek. Bu bağlamda biz kent olarak, şehir olarak hakikaten çok sıkıntılar yaşamışız. Acılar çekmişiz. Her gün yeni şeyler istiyoruz. Haklı olarak geçmişte o kadar bu kenti boş bıraktılar, kuyunun dibini boş bıraktılar. Ne kadar doldursanız dolmuyor aslında. Evet, AK Parti hükümeti döneminde yapılan ciddi çalışmalar var. Meseleyi, biz Van meselelerini ya da insana hizmet etmenin siyasallaşmasını asla kabul etmiyoruz. Ama gerçekleri de ortaya koymanın bir erdem olduğunu düşünüyoruz. Bu bağlamda söylüyoruz. Ama bir sürü hata var, bir sürü eksik var. Yanlış harcamalar yapılıyor ve bununla ilgili bir sorgulama, denetleme mekanizmalarının işlemesi de bir kent dinamiğinin gelişmesi için, daha şeffaf bir anlayış şehre bürünmemiz için kaçınılmaz bir gerçek olarak duruyor karşımızda. Bu bağlamda bizim yine ilk bölümde ortaya çıkan temel, konuklarımızın ortaya yansıttığı temel sorunlar Van'ın can alıcı, olmazsa olmazları aslında. İşte bu, biz bu olmazsa olmazlar üzerinden konuşacak olursak, bizim en çok üzerinde durmamız gereken ne zaman Van'da birlik beraberliğimizi yakalayabiliriz? Van'da siyasi partilerin ortak değeri Van olsun. Hangi parti olursa olsun, Milliyetçi Hareket Partisi, HDP, CHP, SP, AK Parti bütününün temel felsefesi Van olsun, Van için herkes bir araya gelsin. Sivil toplum örgütlerimiz hepsi bir araya gelsin. Belki aynı düşünmüyor, aynı bakmıyoruz ama sivil toplum örgütlerimizin mutlaka bir araya gelmesi lazım. Biz de televizyon olarak işte Van'ın en önemli birleştirici unsuru olmak istiyoruz. Haksızlıklarımızı konuşacağız, eleştireceğiz, yanlışlarımızı ortaya koyacağız. Biz hiç kimseye karşı kasıtlı, art niyetli değiliz. Tek derdimiz Van. Van için iyilik yapan herkesi bu ekranda alkışlayıp yanlış yapan eleştireceğiz. Eleştirdiğimizi de sevmediğimiz için değil, daha iyi şeyler yapsın diye eleştireceğiz. Bu bağlamda Sayın Aslan, sizinle devam edelim. Sizin biraz ilk bölümde hakkınızı yemiştik. Buyurun. Siz zaten Dünya Dil Günü'nü kutlayarak diğer konuklarımızı 1-0 önde başlatmıştınız. Biz kardeşimiz, hepimiz arkadaşız. Estağfurullah. Ben espri yapıyorum. Hepimizin ortak. Şimdi bizler aynı şekilde bu Kuzey Anadolu tren yolundan Faruk Başkanımız da bahsetti. Bu özellikle şunun için önemlidir. Şu an Çin tarihi İpek yolunu canlandırma çabasındadır. Ve şunu da ben altını çizmek istiyorum. Geçen hafta Amerika'nın Adana Başkonsolosluğu ilimizi ziyaret etti ve hemen hemen bütün STK'larımızı gezdi. Bizler de organize sanayi bölgemize de geldi. Ve bununla alakalı sorular bize soruyordu. Siz Çin'in şu an gündemde tuttuğu ve canlandırmaya çalıştığı tarihi İpek yolu hakkında ne diyorsunuz? Ve bizler eğer Kuzey Anadolu tren hattını tamamlarsak ve bizim ilimizin aynı zamanda tarihi İpek yolunun üzerinde olmasından dolayı biz burada bir kavşak, bir güzergah olabiliriz. Bunun için özellikle ilimizdeki yine biz ekonomik bileşenler ve sivil toplum kuruluşları ve siyasetimizle beraber bu işi bir an evvel üstlenmemiz ve çözümü konusunda hepimiz üstümüze düşen sorumluluğu yerine getirmemiz lazım. Gerçekten de bu ilimizin kalkınması ve büyümesi için çok önemli bir hamle olabilir. Kaçan fırsatlar kaçmıştır ama bundan sonrakileri kaçırmamamız gerekiyor kanaatindeyim. Şimdi ulaşım sorunları dedik, şehir içi ulaşım ağımız şu an için ilin şehir içi trafiğini taşıma kapasitesinin çok altında. Gerçekten de şu an belli saatlerde, özellikle mesai saatleri ve sabah saatlerinde şehir içi ulaşım kilit vaziyette. Dolayısıyla bunun çözümü konusunda şu an yerel yönetimlere talip olan insanlarımızın, arkadaşlarımızın bunu nasıl çözecekler, bu sorunun altında nasıl kalkacaklar, nasıl bir irade ortaya koyacaklar, bu konuda halkımızı bilgilendirmeli, halkımızı bu konuda kendilerine pay çıkarabilecek şekilde
bir çalışmanın içerisine girmeleri gerekir. Aynı şekilde şehrimizde çok ciddi bir otopark sorunu var. Yani bugün şehirde uygulanan parkomat uygulamaları ile şehrin caddelerini, sokaklarını açık otoparka çevirmek otopark çözümünün bir parçası olamaz yani. Yani bunun için yine aynı şekilde şu an talipli yerel yöneticilerin ilin bu otopark sorununu çözecek hamleler ve argümanlar geliştirmeleri lazım. Şehir içine yeraltı, mesela bizim bir kent meydanı projemiz vardı, o şu an ne aşamada bilmiyoruz. Onun altına yapılacak bir otopark veya yine aynı şehrin çeşitli bölgelerine yapılacak yeraltı veya çok katlı otoparklarla bunu bir çözüm iradesi ortaya koymaları gerekir. İlimizde çok ciddi bir çevresel sorun var. Yani şehrimizde şu an yeşil alan konusunda büyük bir fakirlik, büyük bir eksiklik yaşamaktadır. Kişi başına düşen yeşil alan ülke ortalamasının çok çok altında. Şu an şehrin içinde, bizim önerimiz şehrin içinde kamuya ait araziler ve arsalar butik parklara ve yeşil alanlara çevrilmesi gerekir. Bunun bir örneği de mesela son dönemlerde epeyce gündemde olan eski devlet hastanesinin yerinin yeşil alana veya gerçekten oraya bir öneri. İlimizin şu an metropol niteliğinde 1 milyon 200 bin civarı nüfusa sahip olan ilimizde hala bir kütüphanemizin olmaması bir handikapımızdır. Dolayısıyla önerimiz oraya bir kütüphanenin, bir kompleksin yapılmasıdır. Arkadaşlarımız aynı şekilde bahsettiler. Sebze ve meyve halımız gerçekten şu an aynı şekilde ilimize yakışmayacak bir konumda ve bir sıkıntı içinde. Orayı da aynı şekilde insanlarımızın oraya rahat ulaşabilecekleri ve konforlu bir alışveriş yapabilecekleri bir alana taşınmalı ve mevcut yeri de kültürel ve sosyal bir etkinlik alanına çevirmelidir. Stadyumumuz, aynı belirlenen stadyumumuz için belirlenen yerler vardı. O yerlerden birine bir stat kompleksi inşa edilmeli. Orada sportif faaliyetler yapılmalı ve şu anki yerinde de zaten söylendiği gibi bir millet bahçesi inşa edilmelidir. Halkımızın, milletimizin nefes alabileceği, çocuklarımızın rahatlı bir şekilde gezip dolaşabileceği bir alan yapılmalıdır. Terminalimiz konusunda aynı şekilde arkadaşlarımıza katılıyoruz. O da aynı uygun bir yere taşınıp ilimize yakışır bir otogar tasarlanmalı ve inşa edilmelidir. Aynı şekilde mevcut yerine de halkımızın nefes alacağı yeşil ve kültürel bir yaşam alanı oluşturulmalıdır. İlimiz çok ciddi bir imar sorunuyla şu an karşı karşıyadır. Çarpık kentleşme ciddi bir şekilde kendisini hissettirmekte. Kentin ruhuna, jeolojik yapısına ve yaşam biçimine ters bir yapılaşma söz konusu. Halbuki şehrin jeolojik yapısı göz önünde bulundurularak üniversite, ilin ilgili mimarlar, mühendisler odası, şehir plancıları ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'yla eşgüdümlü bir şekilde çalışılarak mekansal bir plan hazırlanmalı kanaatindeyiz. Toparlayalım efendim. Aynı şu an bölgeye, bölge bölge bir yapılanma tasarlanmalı ve yapı yatay yapılaşmaların önü açılmalı. Ve bununla birlikte sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerin yapılacağı yaşam alanları tasarlanmalıdır. Yürüyüş ve bisiklet yolları oluşturulmalıdır. Turizm öncelikli turizm problemimizi öncelikli bir turizm master planımızın olması gerekir. En büyük maddi ve manevi değerimiz olan Van Gölü'müzü öncelikle belediyelerin ve özel sektör işletmelerin kanalizasyonlarını boca ettikleri bir alan olmaktan kurtarmamız gerekiyor. Acilen Van Gölü koruma kanununu çıkarmak için siyasetin, biz STK'ların ve yerel yönetimlerin Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde gerekirse kamp kurmamız gerekir. Bir an evvel gölümüzü bu sıkıntıda kurtarmamız gerekiyor. Evet. Teşekkür ederim. Van Gölü Havzası'nı organize turizm belgesi ilan ettirip bakanlık ve belediyeler nezdinde bu girişimlerle, paydaşlarımızla bunu sağlayıp gölü turizm bölgesi
ve turizm yatırımlarının teşviklerinin alınacağı bir alan oluşturmamız lazım. Çünkü bunun örnekleri var. Zamanında aynı şekilde Antalya bölgesi, diğer Ege ve sahilleri bakanlık tarafında turizm havzaları ilan edilerek ciddi teşvikler ve ciddi yerler yapılmıştır. Gölün etrafındaki tüm belediyeler halk plajları ve rekreasyon alanları oluşturmalıdır. Gölün üzerindeki ticari ve gezi amaçlı ulaşım ağı genişletilmelidir. Şehrimizin tarihini ve kültürünü tanıtacak, turizmine ivme kazandıracak çalışmalar yürütmemiz gerekiyor. Turizmi ve turisti sürekli kılacak argümanlar geliştirmemiz lazım Baki Bey. Turizm ve turisti sürekli kılabilmek için turizmde çeşitliliği arttıracak, bir ülkeye veya gruba bağlı kalmadan ülke içinde ve ülke dışında sürekli bir turist akışı sağlayacak tanıtımlar ve çalışmalar yürütmek. Yani bizler ilin bir ilimizi bir turizm ürünü olarak pazarlamamız gerekiyor. Evet Sayın Aslan, yani, teşekkür ediyorum. Dilerseniz çünkü çok size bayağı zaman verdim. İşsizlikle alakalı, 10 dakikadır konuşuyorsunuz. sizden rica ediyorum. Çok var. Çünkü izleyicilerimizden çok yoğun talep var. Çok soru var. Hem soru soruyorlar, hem özelden hem genelde mesajlar atıyorlar. Böyle arkadaşlarım bana ısrarla birçok mesaj atan iki arkadaşımızın iki yazısını okumamı ısrar ettiler. Ahmet Cintan az önce neden dışarıda yapılan fuarlarda Van geceleri yapılmıyor? Neden Van'ın tanıtımı ve turizmi için farklı girişimlerde bulunulmuyor diye bir eleştiride bulunulmuş. Dışarıdaki derneklerimizin aktivitasyonuyla alakalı bir konu. Aslında bunu başta İstanbul olmak üzere dışarıda Van vakıfları, Van derneklerinin çalışmalarıyla ilgili yine televizyon olarak programlarımız var. Onların bu bahsettiğiniz nedenleri ekranlara taşıyacağız inşallah. Adem Tancan, Van'da turizmi geliştirmek ve turist kazandırmak adına yapılması gereken birçok proje gerçekleştirilebilir. Kış turizmi için kayak tesisleri, yaz turizmi için su sporları yapılabilir. Van'a gelip Van'ı teğet geçen İranlı turistler için de ayrıca cazibe merkezi haline dönüştürülebilir. Projeler ve örnekler çoğaltılabilir. Yeter ki Van için olsun diye bir yaklaşımda bulunmuş. Bununla beraber tabii izleyicilerimizin birçok sorusu var. Belki haftaya da iki gün olan Van Gölü Ekspresi haftada. O Van Gölü Ekspresi'nde de ayrı ayrı yine çok yaklaşılmış Sayın Biner meseleyi açtıktan sonra vatandaşın hafızasında. Uçak seferleriyle ilgili inanılmaz eleştiriler var. Biz böyle bam teline dokulunca vatandaş dökülmeye başlıyor. Van'da işte bazı uçakların köy minibüslerini andırıyor şeklinde yaklaşımlar var. Böyle aslında incitici, kırıcı şeyler bunlar. Van Gölü Ekspresi haftada 5 gün olsun ısrarı var. Vatandaşın bu konuda beklentileri var sevgili izleyiciler. Var ha var, yani aslında vay ha vay Vanlıların tabiriyle isyan var sevgili izleyiciler. Sitemler bir hayli fazla. Sayın Başkanların açıklamalarına karşı halkımızın duyarsız olmadığını görüyoruz. Bugün biz dün Kanal M olarak Van Valisi ve Van Emniyet Müdürlerini ziyaret ettik. Sayın Müdür, Sayın Valinin valinin açıklaması Sayın Bilmez şöyle. Van'ın en önemli sorunu işsizliktir. Bununla ilgili ciddi çalışmalar yapıyoruz. Hükümete Van'ın en önemli birçok sorunu var ama önceliği işsizliği almalıyız diye bir yaklaşımda bulundu. Bu bence çok önemliydi. Bu belki konuklarımız için de altını çizilmesi gereken bir konu. Diğer taraftan Emniyet Müdürü Sayın Suat Ekici Bey de Van 3 yıldır muhteşem, huzurlu bir şehir. Huzurun devam etmesi için Van halkıyla sivil toplum örgütlerimizle bütünleşecek bir birlik ortaya koymamız lazım ifadesinde ve çağrısında bulunmuştu. Efendim sizinle başlayalım. Ben tekrardan teşekkür ediyorum sizlere. Şimdi ben hani şöyle bir konuya değinmek istiyorum. Özellikle buyurun Sayın Van'ın şu an uluslararası pazarda kabul görmesi, Van'ın gerçekten turizmle canlanması, Van'ın ekonomisinin sürdürülebilir sadece bir tarafı var. Bunu söyleyeyim. Birçok önü var da bir tarafını gerçekten bir ömür boyu sürdürebilecek bir yapıya kavuşturan Sayın Bakanımız Fatih Çiftçi'ye ben bütün kamuoyunda ve sizlerin nezdinde çok çok
Teşekkür ediyorum. Çünkü Kapıköy sınır kapısını biliyorsunuz yıllardır kangrendi. Yani bununla ilgili kaç kez açılışlar yapıldı, defalarca bizleri çağırdılar. Ankara siyaset bürokrasi derken bir türlü çözülmemişti. Bu anlamda şu an Kapıköy sınır kapısı müthiş bir şekilde çalışmaya başladı. Ve şu an uluslararası standartlarda bir kapı modernizasyonu bitti. Van'a gerçekten unutulmayacak bir şaheser bırakan Sayın Bakanımız Fatih Çiftçi'ye ben esnaf sanatkarım ve Van halkım adına çok ama çok teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten marifet iltifata tabidir. Bu anlamda bundan sonraki çalışmaları da mevcut siyasilerimizin örnek alarak yürümesi gerektiği kanaatindeyim. Şu anki gerçekten Van'ı temsil eden siyasilerimizin Van'ı önemseyerek bu anlamda, bu bağlamda hani mevcut siyasetin de başkanlarımız özellikle Faruk Başkanımız çok değindi. Onlar da buyursunlar, bir çevre yolunu yapsınlar. Biz yarın aynı iltifatları, aynı hoşgörü, aynı güzelliği onlar için de konuşalım. Ben bu anlamda bunu söyleme gele duyuyorum. Çünkü bu çok önemli. Onun dışında hani Kapıköy sınır kapısıyla bahsetmişken biz esnaf sanatkarlar odaları birliği olarak nasip olursa Mart 7 gibi başlayacak Farsça ve İngilizce kursumuz var. Bunu da ben sizin vesilenizle bütün Van halkına iletmiş olayım. Farsça ve İngilizce kursumuz Allah nasip ederse yaklaşık 2 ayı bulacak. Bununla ilgili müşteri ilişkisi ve turizme katkı anlamında. Tabii turizme katkı anlamında bunu da iletmiş olayım. Ben söz hakkımı şimdi burada sınır tutayım çünkü Faruk Bey özellikle bana çok baktı. Yeter. Ben sözü başkanıma bırakıyorum. Evet. Teşekkür ediyorum. Evet, çok sağ olun. Yeter diyoruz söz milletin ya. O diyor, sizin de anlattıklarınız bu kent adına hepimiz adına eksikliklerin tespitidir, çözüm önerileri de çok değerlidir. Keyifle de izliyorum başkanım. Teşekkür ederim. Çok evet, sağ olun. Teşekkür ediyorum. Yine izleyicilerimiz var. Aslında Kerem Baynal Bey yazmış. Baki Bey size ve konuklarınıza hayırlı akşamlar diliyorum. Doğrusu kentin sorunları konuşulurken her başkanımızın temsil ettiği sektörel bazda sorunlara yoğunlaşması, sorunların tespiti ve çözümü noktasında analitik bir yaklaşım olacağı kanaatindeyim. Saygılarımla hayırlı yayınlar diliyorum. Biz bugün aslında bundan sonra bütün sivil toplum örgütlerimizi kent birliği ve bütünlüğü ortak noktada buluşma adına burada buluşturuyoruz. Ama biz değerli konuklarımızdan da hem böyle öneri geldi hem bizim de böyle bir projemiz var. Biz Van'ın bütün sivil toplum örgütlerinin bütün çalışmalarını saatlerce, günlerce anlatmaları çünkü her birinin çok meselesi var. Ben sivil toplum örgütlerimizi tanıyorum. Onların bütün projelerini bu ekranda yine yani Kanal M olarak saatlerce anlatmalarını sağlayan programlar hazırlıyoruz. Bu imkanlar sağlanacak. Teşekkür ediyorum Sayın Baynal. Yine Erhan Ateş Bey, selam Baki abi, turizm, yol, park ve bu tür şeyler yapılmalı. Mecburuz. Bir de iş imkanı dediğin de bizim gibi ufak esnaflar, millete, insanlara yararlı olalım diye. Küçük esnafın da derdi, hepimizin derdi aslında. Efendim, Naif Bey, çözüm önerileri noktasında Van'ın hem öncelikli sorunları ve çözüm önerileri noktasında seçim yaklaşıyor. Sizce seçilecek belediye başkanları, merkezi iktidar, hükümet bir ortak konsensüs oluşturarak kent birliği ve bütünlüğü içinde ne yapmak lazım? Sizce çözüm önerileri noktasında hayvancılığa çok dikkat çektiniz ve bu konu aslında bu kentin tarihi örnekler de vererek en önemli yaralarından birisi dediniz. Bunu biraz açar mısınız? Yani hayvancılığı geliştirmek için İstenilen potansiyelimiz mevcut mu ve bu konuda çözüm önerilerinizi alayım. Baki Bey, öncelikle ben bu Ahmet Cintan kardeşime bir öncelikle bir teşekkür etmek istiyorum. Urfa'dalar gerçekten, şu anda. Gerçekten hangi fuarlara gitsek bakıyoruz Van standı Ahmet Cintan. Burada ben bu arkadaşıma, bu kardeşime teşekkür etmek tebrik istiyorum. Tebrik yani Van'ı gerçekten çok iyi tanıtıyor. Biz çok iyi fuarlara ticaret borsası olarak katıldığımızda bakıyoruz. Van standı ziyaret ettiğimizde Ahmet Cintan. Maşallah. İnşallah bundan sonra tek Ahmet Cintan'la değil, çok Ahmet Cintanlar katılsınlar, Van'ı tanıtsınlar, Van'ın değerlerini, ürünlerini tanıtsınlar. Van'ı dert etmiş adam. Gerçekten nereye gitsek dediğim gibi Ahmet Cintan oradadır. Bazen 3 fuar varsa Türkiye'de her 3 fuarda da Ahmet Cintan var. Hani burada gerçekten tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Van'ın sorunları
çözüm önerileri dediniz Baki Bey. Yani Van'ın çok sorunları var. Gerçekten çok büyük sorunları var. Bu sorunlardan büyük bir tanesi de Van'ın çöpüdür. Yani ben orada hep bunu söylüyorum. Çok büyük bir tehlikedir. Van çöpü gerçekten çok büyük bir tehlikedir. Hem tehlike nasıl bir tehlikedir? Orada sızan bütün, affedersem pislikler Van'ın diyebilirim içme suyunu çoğu insanlar koyu vurmuşlar. Çoğu koyulara sızılıyor. Yani ben bilmiyorum bunların talleri yapılıyor mu, yapılmıyor mu? Takibi yapılıyor mu, yapılmıyor mu bilmiyorum. Onun dışında mesela akşamları hiç kimse o yoldan uzal tarafına... Bugün Kanal M ana haberi izlediniz mi? Van Valisi Sayın Bilmez'in vahşi depolama bahsettiğiniz çöp alanı ile ilgili önemli açıklamaları vardı. Evet, yo ben izlemedim de. Evet. Bugün saat 12'de tekrarı var. Hakikaten çok önemli şeyler söylüyor, açıklamalar konuyla ilgili. Evet. Bence takip etmek gerekir. Yani Van'ın büyük bir sorunu, birinci sorunu neydi? O arıtma tesisiydi, temeli atıldı. İnşallah o bitti, o sorun bitti. İkinci, en büyük sorunu diyebilirim Van çöpüdür. Tabii dedim ya, Van'ın çok sorunları var. Ama bunlar da çok büyük sorunlardır. Yine çöpten bahsedeceğim. Mesela insan Akdamar Adası'na turistler geliyor. İnsan o taraflara gittiği zaman Gavaş'ın çöp alanı var. Bir rüzgar geldiği zaman hem tarıma hem Van'ın o güzel denizine, ben göl demiyorum arkadaşlar, Van Gölü diyorlar, ben hep deniz diyorum. Van'ın o güzel denizine o poşetler, o kirlilik hep dağılıyor. Yolun ortasına insanlar bazen geçemiyorlar. İnanırsan bazen araçla gidiyoruz. O kadar poşetler, o pislikler havada uçuyorlar. İnsan üzülüyor. Yani Van'ın girişine, Van'ın turistik merkezine, Van'ın denizine bu çöpler insan gördüğü zaman üzülüyor. Bunlar büyük sorunlardır. Dediğim gibi başka illere biz gittiğimizde biz böyle bir şeyle karşılaşmıyoruz. Niye Van'da? Niye biz Vanlı, Van böyle şanssızız, böyle sahipsiz mi diyelim? Bilmiyorum. Yani arkadaşlar küçük bir şey istiyor. Ben hiçbir zaman küçük istemiyorum. Niye? Eğer başka yerlerde her şey yapılıyorsa biz de Van'da istiyoruz. Daha fazlasını istiyoruz. Çünkü biz çok uzağız. Bizim bütün girdilerimiz pahalı. Biz her şeyimizi Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde, her ilinden daha fazla para verip alıyoruz. Domatesi alıyorsak orada 3 liraysa biz 4 lira alıyoruz. Bugün eğer hayvan diyelim yem alıyorsak Güneydoğu'da 1 liraysa biz 1-200 lira alıyoruz. Niye? Biz daha fazla istememiz lazım. Bizim yani Türkiye'nin her tarafında duble yollar yapılıyor, köprüler yapılıyor, alt geçitler, üst geçitler yapılıyor, çevre yolları yapılıyor, standlar yapılıyor. Biz niye istemeyelim? Biz de isteyelim. Yani Van için çok büyük bir şey değil. Biz de çok isteyelim Van için. Onun için bunlar siyasilerimizden bir seçim var önümüzde biliyorsunuz. Bir ay, bir çok ay gibi bir zamanımız kalmış. Van'a talip olan arkadaşlarımız, partilerimiz bu sorunları sahiplensinler, görsünler ve seçimden sonra her şeyi seçimden önce söyler, seçimden sonra tekrar aynı yerden bırakıp demesinler. Bir yerden başlasınlar bence. Artık söylemle değil. Evet. Biz bunları istiyoruz. Yani dediğim gibi Van'ın çok çok eksikleri var. Çok büyük sorunları var. Ama önceliklerimiz bu diyorsunuz. Evet. Hani var. Önceliklerimiz çöpüdür, tarım hayvancılığıdır, işte çevre yolumuzdur, kapı köyüdür. Bizim çok sorunlarımız var. Hepsi de öncelik, yani öncelikler. Asas hepsinde birbirlerinden çok da önemli, çok da değerlidirler bunlar. Evet. Ama tarım, hayvancılık bölge için, işsizlik için büyük bir fırsattır. Bu ekonomi dalgalamalar, biz bunları fırsata çevirebiliriz tarım hayvancılıkta. Nasıl bir Van'da bir deprem oldu, biz faydalanamadık. Yani biz değerlendiremedik, o fırsattan faydalanamadık. Yine getirdik Cumhuriyet Caddesi, Maraş Caddesi'ne. Büyük şehiriz ama büyük şehir Cumhuriyet Caddesi ile Maraş Caddesi ile olmuyor. İmari açmamız lazım bunu. Van eğer büyük şehirse köy görünümlü, köy görünümlü bir şehir görüntüsü olmamalı. Anladır, büyük şehrin faydası ne oldu? Yani eğer bizim eskide elektriğimiz 1'se 3'e yükseldi. Bizim vergilerimiz 1'se 5'e yükseldi.
Biz bunda biz tek faydamız bu oldu. Yoksa biz büyük şehirden hangi şeyden faydalandık? Büyük şehrin neyinden faydalandık? Faydalanılması lazım diyorsunuz. Biz büyük şehrin bu şeylerinden faydalandık. Hiçbir büyük şehrin bir şeyinden faydalanmadık. Getirisi olmadı diyorsunuz. Getirisi olmadı, götürüsü oldu. Harçlar 1'se 3'e yükseldi. Bütün harçlar. Yani büyük şehirle normal bir şehrin vergileri aynı değil diyorsunuz. Vergileri olsun, diğer giderleri olsun bir değil. Ama diğer taraftan bakıyoruz hiçbir nimetinden faydalanamadık Vanlılar olarak. Yani hayvan, tarım hayvancılıkta girdiler dedim ya çok pahalı. Niye pahalıdır? Biz pazarımız yok. Bizim bir pazarımız yok. Biz burada hayvan ürettiğimizde en yakın yerimiz nerede? Ya Diyarbakır'a ya Antep'e satacağız. Bu da bir maliyettir. Götürmesi bir maliyettir. Bize yem bitkileri lazım olduğu zaman en fazlası nerede alıyoruz? Ya Urfa'da, Güneydoğu'da alıyoruz. Bu da bir maliyettir. Lojistiktir, bunun nakliye bedelidir. Bu da bir giderdir. Evet, teşekkür ediyorum Sayın Süer. Sayın Biner, sizin çözüm önerileriniz, büyükşehir bize bir şey katmadı mı? Aynı mı düşünüyorsunuz? Şimdi ben öncelikle Bakı Bey, bu ilk girişte bahsettiğim konuyla ilgili biraz sanki yanlış anlaşıldı gibi. Cevap hakkı mı doğdu diyorsun? Yok, ona ihtiyaç duymuyorum da. Yani bir belirleme yaptım benim aslında söylemek istediğim. Eğer öncelikleri sıraladığınızda hayati önem arz eden bir probleminiz varsa ve onun çözümü de elinizdeyse, seçeneklerinizden birindeyse, bence tercih kullanmak noktasında bunu dile getirdim. Yani BSK 5 yıl erteleyin ama çevre yolumuzu yapın, kentin önünü açın mantığıyla. Yoksa bu olmasın ilk girişte de söyleyeyim. Kesinlikle bu insanımız o konforun fazlasını da hak ediyor. Daha iyi şeyler de hak ediyor. Yani sizin de dediğiniz gibi işte çevre yolu da yapılsın, o da yapılsın. Ama ikisi birden yapılmıyorsa, öncelikse bizim çevre yolumuz yapılsın. Evet. Onun önündeki engeller kalksın. Çünkü beraberinde Mehmet Başkan'ın dediği gibi yani o sebenin İpek yoluyla İran'la, Çin'le bağlantısına kadar etkisi olacak. Bu demir yoluyla birlikte. İki kişiyi dama götürüyorlar, son isteğin nedir dediklerinde çevre yolu diyor. Hayır yani şimdi ben size bir söyleyeyim mi? Cevabı en zor sorudur. Yani bununla ilgili ben yapacağım demeyen insan yoktur ama bir türlü yapılmıyor. Yani ister yerel yöneticiler aday olurken siyasetçiler anlamında söylüyorum, isterse işte milletvekili seçiminde her zaman çok böyle yumuşak karnımızdır. Hepimizi etkileyen, hepimizi çok böyle çabuk çeken bir konudur. Mesela bir üyemiz bir mesaj atmış. Ben bunu sakınca yok sizinle paylaşmak istiyorum. Sayın evet. Osman Pınaroğlu çok değerli bir üyemizdir. Van'da bilinen emin bir esnaftır. Diyor Edremit'ten Çatak yol ayrımına kadar eski İran yolu geçiyor. Bunu kimse düşünmediği, kimse de bu yolu bilmiyor. Siz bu fırsatın da olduğunu gündeme getirir misiniz? Edremit kiracılar TOKİ evlerinden Çatak yol ayrımına kadar karayolların eski yolu var. Kamulaştırmasına da gerek yoktur. Yani halen devletindir anlamında. Şunun için söylüyorum. Bu arkadaşımız yani nakliyecilik yapmıyor. Karayolundan ya da taşımayla ilgili gelir elde etmiyor. Çok farklı sektörde, şehrin merkezinde farklı bir iş yapıyor ama herkesi ilgilendiren bir mevzudur. Evet. O anlamda çok dile getirdim. Şimdi evet, bir onu geçtikten sonra bu fuarlar ve Van tanıtımıyla ilgili bir şey geldi. Herhalde size de evet. Bir uyarı gelmişti izleyicilerden. Biz mümkün mertebe ticaret sanayi odası olarak sektörel anlamda ıskalamıyoruz. Yani bu Yörex'te olur, işte Travel Türkiye olur, Emit olur, Tahran Turizm Fuarı olur ve diğer ulaşabildiğimiz mesela bölgemizde en büyük fuarlardan bir tanesi de Diyarbakır'da yapıldı. Iskalamamaya çalışıyoruz ama işte geri dönüş noktasında halen tartışma konusudur. Bunu bence biraz dışarıya açmak lazım. Mehmet Başkanım da değindi bu pazar farklılığı yaratmak lazım. Mesela 2014 yılından bu yana bir İran sektörüyle işte ilgileniyoruz. Çalışmalar, tanıtımlar yaptık ve bunun faydasını da gördü kentimiz. Ama İran'da en ufak bir sıkıntı da can acıtıcı şekilde bu sefer daha fazla götürüsü olmaya başladı. Çünkü İran'a güvenerek çok ciddi yatırım yapan esnafımız vardı işte. Özellikle konaklama sektöründe olsun, bu tekstil sektöründe olsun. Onun için biz mesela bir Ermenistan programımız vardı. Dışişleri Bakanlarından görüş aldık.
Bu dönemde gidilmemesi iyi olur yönünden bir şey geldi. Vazgeçtik. Aslında bu hafta Irak'ta olacaktı. Özellikle Kürdistan bölgesinde çok ciddi bağlantılar yapmıştık. İşte hem Duhok'ta, Erbil'de ve Süleymaniye'de. Çünkü bize yabancı değil, çok rahat edebilecekleri bir alan, bir yer. Hem dil anlamında hem inanç anlamında. Geçmişte bir Bakü, Azerbaycan şeyimiz vardı. Mesela bize 900 kilometre, karayoluyla 900 kilometre gibi bir mesafe, de çok da uzak da değil. Bununla birlikte tabii bu bir kent lobisinin, etkin bir kent lobisinin olması lazım. Samimi bir kent lobisinin olması lazım. Her yere dokunduğunuzda, hangi kuruma giderseniz gidin, bir karşılık bulacağınız bir kent lobinizin, bir kent etkinizin olması lazım. Bugün bakanlıklarda, özellikle bürokraside, Ankara'da bizim muhatap olabileceğimiz, etki yaratacak bir tane aidiyet bağıyla birlikte olduğumuz bir hemşerimiz yoktur. Yani bu da maalesef, şimdi kamu kaynakları diyoruz, işte bölgelere yatırım diyoruz ama kim ne derse desin, eğer sizin bir lobiniz yoksa orada etkiniz de yoktur. Getireceğiniz kaynak da o ölçekte, kendi ölçeğinizde kalır. Kent lobisinin olması şarttır. Mesela kent lobisi olmasaydı bugün Kapıköy sınır kapısı kesinlikle olmazdı. Ben o dönemin tanığım, şahidiyim. Çünkü gündemden çıkarılmıştı. Kapıköy rentabl değil. Yapılması durumunda gereksiz bir yatırım olacağı yönündeydi. Başkanın dediği gibi gerçekten Fatih Çiftçi'nin bu konuda hakkını teslim etmek lazım. Çok ciddi etkisi oldu. Allah razı olsun. Bu Fatih Çiftçi olmaz, Ahmet olur, Mehmet olur, kim olursa baş tacıdır. Yine takdir ederiz, yine teşekkür ederiz. Demek istediğimiz, yani dönüp dolaşıyoruz, Fatih Çiftçi'ye teşekkür ediyoruz. Üçüncü bir şeyi bulamıyoruz. Yani buna benzer diğer sorunlarımızın da çözümünde... Bizim mesela birçok valimiz olsun, başka illerde Vanlı bir valimiz olsun, Vanlı kaymakamlarımız olsun, Vanlı bürokratlarımız olsun. Bunun en büyük sorunlarından birisi bu. Bundan bir iki ay önceki yazımda bu konuya ayrıntılarıyla değinmiştim. Toparlarsak Sayın Biner, şimdi, programımızın sonuna doğru çözüm önerilerinizi alalım. İşsizlik çok ciddi. Siyasilerden beklentilerimiz, yani evet, seçime gidiyoruz. Hem çözüm önerisi böyle öz ve kısa cümlelerle, hem de siyasilerden yaklaşan seçimlerde şunu şunu bekliyoruz, böyle özel taleplerimiz var mı? Özelden şimdi, kastım Van. Evet, aslında anlatacağım çok şey vardı oda olarak. Buyurun. Diğer arkadaşlarımın da, yani zaman verirse belki bu 2 saat 3 saati çok rahat kendi başka programlarda kesinlikle inşallah, evet, o zaman sizin şey formatınıza uyarak götürmeye çalışalım. En büyük problemlerimizin başında işsizlik geliyor. İşte buna da neşter vurmak lazım. Çünkü Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip bir kentiz. Yaş ortalamamız 21, hatta 20.6. Türkiye'deki 3 kent, işte Şırnak, Hakkari ve Van en genç nüfusa sahip. Yoğunluk olarak çok fazla. Bunlara bir olanak, bir imkan sağlamak lazım. Riske edecekleri bir şeyler vermek lazım. Bu enerjiden doğru şekilde faydalanmamız lazım. Bununla ilgili bence... Tekstil kentin ikinci etabı buna çok iyi bir zemin hazırlayacaktı. Van'da bölgede bir tekstil üssü niye olmasın? Mehmet gelen Aslan herkes de... Bey, iki gün önce ana haberde kendisini ziyaret ettik, konuk da ettik, orada röportaj da yaptık. Eğer tekstil o 100 hektarlık sorun çözülür, proje gerçekleşirse artık 2-3 binden değil 15-20 bin kişilik istihdamdan bahsediyoruz. Kesinlikle o beraberinde bir cesaret verir. Burada bir takım işte yan ürünlerin üretimine de insanlar... O sebebe başlar buna. Hayvancılık ve turizm bizim gerçeğimizdir. Yani doğamız yapısı, coğrafyamız, işte bulunduğumuz rakım itibariyle bizim işte tarımdan çok endüstriyel bir karşılık alma şansımız yok. Bir ürünü iki kez yılda mahsul etme şansımız yok. İklim şeyden kaynaklı, kısalığından kaynaklı. Ama hayvancılık için... Yüz yıllardır geçmişinden bugüne Van gerçekten bir hayvan deposu. Türkiye'yi besleyen bir, hem meraların %10'una sahip kendi başına, hem de bu anlamda coğrafik olarak çok uygun. Şimdi şehrin içinde 1350 tane tespitli hayvan barınağı var. Yani hayvanlarla iç içe yaşıyoruz. Büyük şehir dedim, işte metropol, evet, olduk. Bu ahırlardan kurtulalım diyorsunuz. Yani ya da bu onlar bizden kurtulsun, biz çıkalım. Onun için de tarıma dayalı ihtisas hayvancılık bölgesi müteşebbis heyeti de oluştu. Çok şükür geçen hafta itibariyle toplantılarımızı yaptık. Sayın Valimizin başkanlığında
8000 dönüm ölçeğinde Van Et'in, şimdiki Van Et'in tam karşısında, yani Edremit, Gevaş ve Gürpınar ilçelerinin ortak sınırında olan o Mera vasfından şeye tahsis edildi. Yazışmaları falan devam ediyor. Ama süreç tamamlanmış bir durumdadır. Bu bizim için çok iyi bir çıkış kapısı olacaktır. Siyasilerden beklentiler noktasına gelince Bakı Bey, herkes verdiği sözü tutsun, geri başka hiçbir şey istemiyoruz. Seçim süreçlerinde evet, neyi vaat ediyorlarsa, şimdi söz toplumda karşılığı çok ağırdır, bedeli çok şeydir, yüksektir. Biz siyasilerimizden sadece günü kurtarma, işte demagoji yapmak ya da işte ajitasyon yaratmak, kitleyi etkilemek, kitlenin eğer varsa bir eksiği, onu zaaf olarak görüp sömürmek yerine onu gerçekten içselleştirip o hisle bunu tespit etmiş ve onunla ilgili de kafa yorup çözüm önerileri, projeleri varsa kendi planlamasını ona göre yapsın ve topluma o vaatlerde bulunsun. Yoksa şimdi toplumda mesleki ya da kategorik olarak güvenilirlik testi yapıldığında siyasetçilerimiz maalesef çok iyi bir durumda değiller. Hiç kimse kendini bu korumada sokmasın. Bu yerel yöneticilerimiz için de, yani temas ettikleri kitlelere, halka, zaten burada yaşayan insanlar ve iddiaları çok büyük bir cesaretle çıkmışlar. Bu kenti ben yönetirim duygusuyla çıkmışlarsa bir planlamaları da var ve kısa, orta ve uzun vadede bu kent için yapabilecekleri nelerse çok gerçekçi, realist ve cesaretle, yine bütün STK'lı hangisi kazanırsa kazansın, hangi siyasi parti, kendi partisinin belediye başkanı olmayacak. Van'ın, bu kentin belediye başkanı olacağı için biz bütün STK'lı olarak... Biz bunun acısını çok çektik. Bizi ziyaret ettiklerinde de biz bu sözü veriyoruz. Biz yani her türlü sizi enforme ederiz. Her türlü bilgiyi, belgeyi, kurumsal yapını, organizasyonu tamamı emrinize sunarız. Çünkü sonuçta hizmet ettiğimiz ortak payda olan kentimizdir. Aynen. Bu duyguyla, bu şiarla hareket etmeleri belki bir milat olur. Toplumun o güvensizliğini, o işte yine bir şeyler boşuna sarf edildiğinin dışında, evet bu iddia sahibi işte herhangi bir makama adaysa, geldiğinde bunu eğer yapacaksa, bu da güven verir ve insanlar buna inanarak evet, oy verir. Teşekkür ediyorum. Bakın ben sizinle alakalı... Size geliyorum tekrar. Böyle sırayla son turu oynuyorum. Ama çok böyle 2-3 dakikalık yorum alacağım sizden. Sayın Takva'nın başkanlığı döneminde, gerçi Sayın Takva hala sizin bahsettiğiniz 20 bin genç istihdam sağlayacağız, işsizlik, gençler geliyoruz gibi, bu işsizliği en çok ön plan alarak yapıyor ama Takva'nın Ticaret Odası Başkanlığı döneminde her seçim öncesi Ticaret Odası yönetimi olarak yapmış olduğu siyasilere deklarasyon niteliğinde bir basın metni vardı. Aynısını gerçekleştirecek misiniz diye merak ediyorum. Evet, doğrudur. Biz aslında o metni yazdık. Evet. Önce Necdet Bey açıklandı adaylığı. Bizim hazırladığımız o deklarasyon dedi ki biz şimdi açıklarsak sanki ona hitaben olur. Kimisi ya lehinedir diyor ya da acaba karşıt mı anlamında. Ama bu geleneği sürdürmek lazım. Evet, o geleneğimiz devam ediyor. Biz biraz daha genişleterek, biraz daha piştik, biraz daha biz de bazı şeyler öğrendik. Evet. O anlamda biraz daha zenginleştirerek taleplerimizi... Necdet Bey'e de göndermeler yaparak olmalı. Şimdi Necdet Bey kendisi işte bizi odayı ziyaret ettiğinde kendisine söyledik. Eğer sizin kazanmanız durumunda hangi dosyalarla size geleceğimizi en iyi siz biliyorsunuz herhalde. Çünkü o yıllarca biriktirdiğimiz bütün kurumlara, işte gerek yerel yöneticilere gerekse milletvekillerine, meclise, ona da hazırlıklı olun. Geçen de rakibi gelmişti Sayın Bediha Özgökçe ve diğer eş başkan. Onlara da aynı şeyi söyledi. Yani biz çok huzur vermeyeceğiz size. Bu konuda hazırlıklı olun ve söylediklerinizin tamamı kayıt altında, sözünüze de sahip çıkmanın noktasında evet, sizi uyaracağız. Yani siz silahınızı size karşı kullanacağız. Yani, yani biz onların söylediklerinin dışında bir şey talep edersek hakları vardır. Sadece dediklerini yapsınlar. Yeter. Biz minnettarız. Aynen, biz onlara plaket veririz. Sözünüzde durun anlamında Sayın Biner'in açıklaması. Sayın Süer. Yani siyasilerde tek bir şey istemememiz lazım. Vatandaşta da istememiz lazım. Siyasiler söz veriyorlar. Seçim bittikten sonra siyasiler de unutuyorlar. Vatandaş da unutuyor. Oy veren insanlar da unutuyorlar. Bunun hesabını da sormaları lazım. Yani siz bu sözleri verdiniz, neredesiniz, niye yapmıyorsunuz? 3 sene sonra, 4 sene sonra, 2 sene sonra seçim geliyor yine. Vatandaş da bu hesabı sorması lazım. Yani
verdikleri Faruk Bey'in verdikleri gibi hani verdikleri sözü yerine getirmeleri lazım. Ha getirmiyorlarsa vatandaş bu hasabı sorsun. STK'lar biz soralım. Vatandaşla beraber biz bu hasabı soralım siyasilerimizden. Soruyorlar sanki. Hayır vatandaşlar fazla sormuyorlar. Yani fazla sormuyorlar. Soran nedir? Adam şey bittikten sonra iş için gidenler var. Çevresi gidiyor. Hani biz hep bunu görüyoruz Van'da. Evet. Adam iktidara geldiği zaman, belediyeyi kazandığı zaman ilk işi nedir? Belediyedeki bütün kadroyu değiştiriyor. İşte anlayan olsun, anlamayan olsun ilk gelir gelmez bunları değiştiriyorlar. Ben bile olmaması lazım diye düşünüyorum. Niye? İşte anlayan işin başında olsun. Hangi fikri ne olursa olsun, hangi partinin olursa olsun bakıyoruz. Keşke öyle olsa. Geldiği zaman kadroyu komple değiştirdiği zaman zaten kaç yılda bir seçim oluyor? 4 yılda bir seçim oluyor. Bu sefer 1-2 yıl personelini, ekibini kuramıyor. Bir bakıyorsun seçim gelmiş, tekrar seçim havasına giriyorlar. Van'a bir şey yapılmıyor. Yoksa seçimlerde verilen sözler, eğer her seçimden sonra bu verdikleri sözlerin bir tane iki tane projesi yapılsaydı inanıyorum ki bugün Van'ın bu büyük sorunların çoğu bitmişti, olmayacaktı. Çevre yoludur, çöpüdür, arıtma tesisidir. Bir sürü yani bu büyük sorunların çoğu bugün kalmayacaktı. Olmayacaktı. Farklı sorunları biz dile getirirdik. Ama maalesef senelerdir aynı sorunları dile getiriyoruz. Bizim siyasilerimiz de bu sözleri veriyorlar seçimden sonra. Maalesef aynı yerden. Albaşa verileri tekrara mı düşüyoruz? Aynı yerden sıfırdan başlıyoruz. Teşekkür ediyorum ben Sayın Süper. Ben teşekkür ederim. Yine Ahmet Cintan şu anda Şanlıurfa Fuarı'nda bizleri izlediklerini söylüyorlar. Başta siz olmak üzere herkese teşekkür ediyorlar konuklara. Özelden Ayıp Bey'e teşekkürlerini sunmuş. Türkiye'de en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz ve bundan vazgeçmeyeceğiz demiş. Teşekkürler. Sayın Berge sizinle noktalayalım. Ben de arkadaşlarıma tamamen katılıyorum. Gerçekten siyasetçilerimizden istediğimiz sadece Van'dır. Van'ı sahiplenmeleridir. Biz de Van Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği olarak siyasilerimizin verdiği sözlerin takipçisi olacağız. Bu anlamda şunu da dile getirmeden geçemeyeceğim. Çünkü birçok esnafımız, halkımızın birçoğu siyasetçilerimize ulaşmakta ciddi zorluk çekiyor. Bu anlamda telefonları danışmanlara vererek işler çözülmüyor. Lütfen kendileri esnafla, halkla ilgilensinler, halkı dinlesinler. Bu anlamda ben özellikle size çok çok teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Bizlerin sesi olduğunuz, sesimizi halkımıza, esnafımıza iletme babında öncelik yaptınız. İnşallah önümüzdeki süreçler Van'ımız için hayırlı olur. Teşekkür ediyorum Sayın Berge. Sevgili izleyiciler, çok yoğun ilginiz var. Soru sorulmasını istiyorsunuz ama inanın hem zaman hem de programımızın formatında böyle bir şey yok. Yönetmen arkadaşım Coşar, hiç rahat durmayan bir arkadaşım, ısrarla bu sorular çok ısrar ediyor. Lütfen sor dediği için birçok izleyicimizin sorularını. Bize yazılı sordum. Olarak verirseniz biz cevap versek olur mu? Bunu arkadaşlarıma söyleyeceğim içeriden. Buyurun efendim Sayın Aslan. Sayın Baki Bey dedik, ilimizin evet işsizlik sorunu ciddi boyutlarda söyledik. İlin de ve ülkenin de kalkınması, büyümesi üretime bağlıdır. İşsizliğin de önlenmesi üretime bağlıdır. Üretim bizim ana temel unsurumuz olmalı. Ama bizim gibi genç işsizleri ve işsizliğin yoğun olduğu illerde de emek yoğunluklu sektörlerin öne çıkarılması da önceliklerimizden biri olmalıdır. Bu emek yoğunluklu sektörler de elbette ki tekstil alanları, tekstil sektörü ve çağrı merkezleri. Bizler de işte organize sanayi bölgesi dedik, ikinci etabı inşallah yaptığımızda. Bir Alman firması bölgesi olarak, sizde en çok sorulan sorulardan birisi bu. Evet. Bir yatırım falan yaptı inşallah, yapacak da öyle bir tabii çalışma. Tabii inşallah bir ciddi bir talep var, bir teveccüh var ilimize özellikle tekstil sektöründe. Bunu da inşallah yakın bir gelecekte bunun da müjdesini vereceğiz, protokollerini yapacağız. Ve inşallah organize sanayi bölgesi ve tekstil bölgesi konuştuğumuzda 15-20 binlik şeylerden, istihdamlardan konuşacağız artık. Şimdi tarım ve hayvancılık konusuna bir iki şey değinmek istiyorum.
ilin kalkınmasını ve büyümesini sağlayacak, işsizliği önleyecek tarım ve hayvancılığa dair bir kalkınma modeli oluşturmamız gerekiyor. Kırsaldan kente göçü önleyecek, gençlerin kendi köylerinde ve mahallelerinde kendi hayatlarını kazanacakları, mutlu ve mesut yaşayacakları üretim metotları geliştirmemiz gerekiyor. Tarım İl Müdürlüğü, üniversite, ziraat odaları ve tüm ekonomik paydaşlarla beraber çalışarak bölge bölge gerekli analizler ve saha çalışmaları yapılarak uygun düşecek bitki türleri, tahıl çeşitleri, endemik ve aromatik sebze ve meyve üretimleri yapılmalı ve bunların ticaretleri yürütülmelidir. Hangi bölgede neyin verimi iyi alınacaksa insanlarımız o çeşide yönlendirilmeli ve desteklenmelidir o çeşit. İlimizin küçük baş hayvancılık kapasitesi göz önünde bulundurularak ülkenin en büyük mera ve yaylalarına sahip ilimizi küçük baş hayvancılık üssü yapmak, kapasiteyi üst seviyelere taşımak ve kaliteli üretim yapmak için tüm paydaşlara ortak çalışmalar yürütmek kaçınılmazdır. Slogan şu olmalı: yerinde üretim, mutlu ve huzurlu yaşam diyerek gençleri büyük şehrin keşmekeşine sürüklemeden yaşadıkları yerde hayatlarını idame edecekleri aş imkanı sağlayarak yaşam kalitelerini arttırmak için çağın gereksinimlerine uygun sosyal, kültürel ve entelektüel olanaklar sunmak yerel yönetimlerimizin temel vazifesidir. Yerel yönetimlerimizden de istediğimiz bir şeyimiz var. Şimdi yerel yönetimler salt bir ideolojik kültle yapılmaz. Merkezine insanı ve hizmeti oturtan bir anlayış sergilemeleri gerekir. Odak insan olacak, hiçbir vatandaş ötekileştirmeden, hiçbir şekilde insanların düşünce, inanç, anlayış, fikir, dil, din, ırk ve yaşam biçimlerine bakılmadan adil bir yönetim ve hizmet anlayışı geliştirmeleri gerekir. İnsanımızı nasıl mutlu kılarız, yaşam kalitesini bir üst seviyeye nasıl taşırız, politikaları geliştirmeleri. Vatandaşın gelir seviyesini artıracak, iş ve aş sahibi yapacak argümanlar ortaya koymaları. İlin marka değerini yükseltecek, ulusal ve uluslararası kriterlere göre en yaşanabilir kentler seviyesine çıkaracak modellemeler yaratmak öncelikli hedefleri arasında arkadaşlarım olmalıdır. Arkadaşlarım ısrar ediyor. Zamanı en iyi kullanan başkan diyorum, Mehmet Aslan Bey diyor. Arkadaşlarım diyor, doğru diyor. En iyi kullanan sizsiniz. İyi ki iki dakika borçlandık başkan. Çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Ben bizi kırmadınız, katıldığınız için teşekkürler ediyorum. Vanlı amcan diye biliyorsunuz, meşhur Vanlı amcamız, dört güzel yürekli başkanımıza da selam ve saygılar demiş. Teşekkür ediyoruz. Birliğin, beraberliğin, güzelliğin olduğu bir ilde kalkınma da olur, üretim de olur. Başarılar diliyorum Vanlı amcan diye not düşmüş. Biz de güzel, böyle iyiliksever bir kardeşimiz. Teşekkür ediyoruz. Ben katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Hem normal başkanlığınıza, hayatınıza başarılar diliyorum. İleriki süreçte sizlerin, kurumlarınızın, odalarınızın bütün çalışmalarını Kanal M ekranlarında öyle birer birer detaylarıyla aktarma programlarında olacaksınız. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, sahipsiz mikrofonu noktalıyoruz. Yarın ana haberde birlikte olacağız ama haftaya Perşembe günü yine sahipsiz mikrofon dolu dolu farklı konu ve konuklarımızla birlikte olacağız. Hepinize esenlikler diliyorum. Hoşça kalın.